Herkese iyi akşamlar. Kadın Bilim 7. etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün aramızda bulunan davetli misafirlerimize, konuşmacılarımıza teşekkür etmekle başlayayım. Bütün katılımcılarınıza da her zaman yüz yüze yaptığımız bu etkinliği bu sefer uzaktan yapmak durumunda kaldık. Ama bunun da avantajları ve dezavantajlarını olumluya çevirebileceğimizi ümit ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyerek başlayayım önce. Bugün bir değişik etkinlik yaptık aslında. Her gün bir seferde toplandığımız etkinliği ikiye böldük ve bugün ilk oturumunu yapacağız. İki konuşmacımız var bugün ve ardından da yarın bir panel oturumuyla devam edeceğiz. Yine yarın 6.30'da birlikte olacağız. Bu seneki konum, öncelikle hep konumuz matematik eğitimi ama geçmiş öğretmenler gününüzü hepimizin kutlamak istiyorum derneğimiz adına. Ve umarım iyi bir seneyi, iyi bir eğitim yılında birlikte kutlamış oluruz. Ufak bir açılışla başlayayım isterseniz. Önce kendimden başlayayım. Ben Müge Kanuni Er, Düzce Üniversitesi Matematik Bölümünde öğretim üyesiyim. Ve Kadın Matematikçiler Derneği'nde bir üyesiyim. Bugünkü konuşmaya moderatörlük yapacağım. Derneğimizin ufak bir kuruluş hikayesiyle başlayayım. 2012'de bir takım kadın matematikçiler tarafından kurulmuş derneğimiz. Link ki burada var. Amacımız da genelde Türkiye'deki matematikle uğraşan kadınları bilimsel ve sosyal alanda desteklemek. Amaçlarımızdan bazıları kadın matematikçilere kariyerlerinde gelişimlerini konusunda destek vermek, çeşitli çalıştay, sempozyum, yaz okulları gibi etkinlikler düzenlemek. İşte bu etkinliklerden düzenli olarak yapılanlarından diğerleri gibi. Bir tanesi kadın ve bilim etkinliğinde bir aradayız. Anlattığım gibi genelde önce bir genel konuşma, iki kardeş bilim konuşması, ardından da bir panel olarak düzenleniyor etkinlik. Bu sefer ikiye bölerek uzaktan bu şekilde yapmış olduk. Uzaktaki misafirlerimizi de böylece aslında evimize misafir etmiş olduk. Kıtalar arası misafirlerimizin de avantaj, bu uzaktan eğitimin avantajını kullandık bir şekilde. Daha önceki etkinliklerimizden ufak bir resim potporisi vereyim. Yedincisini düzenliyoruz bu etkinliğin. İlk olarak 2012 yılında başladı etkinlik. Çankaya Üniversitesi, ardından Bahçeşehir Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve en son Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlendi. Şimdi de Zoom etkinliğini bu bilgisayar platformlarımızın üzerinden yedincisini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Konuşmacılarımızdan ilkini tanıtmakla başlayayım ben. Daha fazla vaktinizi almayıp konuşmacılarımızı merakla dinlemeye geçelim. İlk konuşmacımız Beste Güçler. Beste Hocam Massachusetts Üniversitesi Dartmouth kampüsünde çalışıyor. Bize matematik eğitiminin sistem eğitimi çerçevesinde değerlendirmesi konusunda bir konuşma yapacak. Kısa bir özgeçmişini vereyim Beste Hoca'nın. Lisans eğitimini matematik alanında 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde aldı. Aynı üniversiteden 2002 yılında matematik yüksek lisansını, 2004 yılında ise Orta Öğrenim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Yüksek Lisansı'nda tamamladı. Doktora eğitimini 2010 yılında Michigan State Üniversitesi'nde matematik eğitimi üzerine aldıktan sonra aynı sene Massachusetts Dartmouth Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2016 yılında aynı kurumda doçent unvanını aldı. Massachusetts Üniversitesi'nin de bulunduğu sürede okulun sistem araştırma ve inovasyon merkezinin akademik yöneticiliğini 4 sene boyunca yaptı. Ve halen bu merkezin yönetim kurulunda görev almakta.
Amerikan Matematik Derneği'nin Ölçüm ve Değerlendirme Alt Komisyonu'nda bir üye Göçler Hanım. Beste Hoca'nın matematik eğitimi kapsamındaki ilgi alanları ise matematik öğrenimi ve öğretiminde iletişim, teknolojinin matematiksel iletişimdeki rolü, matematiksel kavramların tarihi ve felsefik gelişimi ve bu gelişime bağlı olarak müfredat hazırlama, lise matematik eğitiminden üniversite matematik eğitimine geçiş, kalkülüs öğrenimi ve eğitimi ve matematiğin sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak toplumsal ve sosyal eşitlik ve transformasyondaki rolü. Sözü daha fazla uzatmadan Beste Hocama veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Türk Kadın Matematik Derneği'ne ve burada bugün sizlerle buluşmamda vesile olan sevgili okul arkadaşım Cansu'ya, burada olmamda emeği geçen Yeter Hoca'ya ve Müge Hoca'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ekranımı paylaşayım ve zamanı takip edebilmek için ben rehearse timing'inizi kullanacağım. Sizi de şurada küçük tutacağım ki ekranda bir karışma olmasın. Bugün matematik eğitiminin sistem eğitimi çerçevesinde değerlendirilmesiyle ilgili konuşacağım. Ama aslında konuşmanın ağırlıklı bölümü Türkiye'de bu terimin belki de çok net bir şekilde anlaşılmama olasılığı olduğu için sistem eğitimi üzerine odaklanacağım. Ve matematik eğitimini bu kapsamda nasıl düşünebiliriz? Aslında konuşmanın kısa bir sonucu olarak kalacak. Bu terimlerle belki katılımcılarımızın aşikarlığı vardır ama eğer yoksa STEM terimi. İngilizce Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin baş harfleri alınıp birleştirilerek oluşturulmuş bir akronim aslında, bir jargon. Ve tabii bu bütün fen bilimlerini, teknolojiyi, mühendislik ve matematik alanlarını içeriyor. Fakat STEM değil de STEM eğitiminden bahsettiğimiz zaman ne oluyor? Bir anda bütün bu birbirinden ayrı olarak aslında akademide düşündüğümüz, ilişkili ama ayrı olarak düşündüğümüz birimlerin eğitim alanları da bu işin içine girmiş oluyor. Fen bilimleri eğitiminden tutun da teknoloji eğitimi biraz ilginç. Bununla ilgili ileride konuşacağım. Teknolojiyi nasıl bir alan olarak düşünmek gerektiği ile ilgili Amerika'da hala büyük aslında tartışmalar var. Mesela bir mühendisi ya da matematiğin bölüm olarak nasıl işleyebileceğini anlayabiliyoruz ama teknoloji alan olarak ne demek? Mesela bununla ilgili kesin bir tanım yok aslında Amerika'da dahi. İşte mühendislik eğitimi, matematik eğitimi gibi şeyler düşünebiliriz ve yani biz STEM eğitimi dediğimiz zaman aslında akademinin sosyokültürel tarihinde birbiriyle ilişkili olsa dahi ayrı olarak düşünülen bu 8 tane alanı aslında bir anda bir arada düşünme çağrısından bahsediyoruz. Ve tabii ki bu kapsamda belli yanlış anlaşılmalar, belli çatışmalar olacaktır ve ben o yüzden STEM eğitiminin ve STEM'in özellikle Amerika'da doğan bir söylem olduğu için küçük bir orijin hikayesini vermenin önemli olacağını düşünüyorum bugünkü konuşma için. Bugünkü konuşmada belki de katılımcıların en çok anlamasını istediğim şey benim STEM'i öncelikli ve asıl olarak politik bir söylem olarak görmeleridir. Amerika'da bu söylem politik bir söylem olarak ortaya atılmıştır. Akademik bir söylem olarak değil. Akademi, politik söylemin aktörleri çerçevesinde bu söylemin bir kısmını adapte etmiş olmasına rağmen akademinin aslında sisteme olan yaklaşımında hala oldukça ucu açık noktalar var ve bizim akademisyenler olarak özellikle de sistemi önderliğini yapmak istiyorsak bu konuların farkında olmamız ve bu konuda kritik düşünce yapısını oluşturmamız gerekmektedir. Ana aktörler kim? Sistemin doğuşunda bu aktörlerin bir kısmını siyasal olarak tanımlayacağım. Bu Amerikan hükümeti ve bu hükümete bağlı olan belirli bakanlıkları içeriyor ve özellikle Savunma ve Çalışma Bakanlığı'nın STEM jargonunu ortaya atmadaki rolleri çok çok büyük. Amerika STEM'i önerirken neyi düşünüyordu? Ulusal güvenlik. Ve bu noktada Amerikan hükümeti belli ülkeleri listesine dahil edip gerçekten Çin, Kuzey Kore, Rusya, İran ve Orta Doğu ülkeleriyle ilgili ulusal güvenlik kapsamında STEM ile ilgili gelişim kaydedilmesi gerektiğini mesela politik dediğimiz bizim ortamlarda sık sık komünike etmeye başladı. İkinci faktör de bu siyasal aktörlerin ortaya attığı uluslararası rekabetti. Bu noktada ekonomik ve diğer bazı konularda Çin, Rusya ve Hindistan ile
rekabet içine giren bir yapı içerisindeydi Amerika. Ve bu konuları uzay araştırmaları ve uzay kolonileştirmede, yani artık dünyayı yedik bitirdik, uzayı kolonileştirmekten bahsediyoruz ama bu Amerika'nın önemli bir araştırma programı. Rekabet, askeri ve savunma sistemlerinde rekabet, ekonomik rekabet, sınırlı dünya ve yeni enerji kaynakları üretmede rekabet olarak adlandırdı Amerika. Ve sonra ikinci ana aktör kurumsal komüniteden geldi. Burayı ben özel ve kamuda çalışan, çünkü Amerika'da özel sektörün rolü çok büyük, iş sektörü, iş sektörüne bağlı vakıflar, işverenler, yöneticiler ve bunların oluşturdukları lobiler olarak tanımlıyoruz burada. Ve bu grubun sistemi ortaya atmasındaki asıl nedenler ise kompleks problem çözme yapısında, kompleks problemlerin sistem ile ilgili olan ilişkisi kapsamında şu anda mezun olan öğrencilerin kalitesinin yetersizliği. Yani bir mühendis mesela mezun ediyoruz ama işte bu adam disiplinler arası bir şekilde düşünemiyor. Ya da bir sorunu çözmede yetersiz, bir problemle karşılaştığında çok çabuk pes ediyor gibi. Bu şirketlerden büyük büyük şikayetler oluşmaya başladı. Ve ikinci bir motivasyonsa STEM söylemini bu grubun ortaya atmasında, bu ileride gerekeceğini bildikleri STEM iş gücünde yetkin iş gücünün Amerikan vatandaşı olması talebiydi. Bu ne demek? Şu anda yani Amerika STEM ile ilgili inovasyonda falan hiçbir şekilde gelmiyor. Hatta dünya liderlerinden biri bir tanesi. Fakat Amerika şunu biliyor, burada yetkili eleman kapasitesinde Amerika aslında dışından insan getirdi. Bu açığı kapatıyor. Yani kendi içinden, altyapısından yetiştirdiği vatandaşlarıyla değil, dışarıdan getirdiği, beyin göçü tabir ettiğimiz insanlarla kapatıyor. Ve o bağlamda zaten altında çok fazla Rus, işte kuzey demeyeceğiz ama Kore ya da işte Hindistan'dan gelen öğrenciler götürüyor STEM alanlarını üniversitelere girdiğinizde. Amerikalıyı çok bulamıyorsunuz. Ve bu kurumsal sektör bunu tabii ki bir sorun olarak tanımlıyor. Çünkü özellikle ulusal güvenlik kapsamında STEM alanlarına işçi alımında kurumsal ve siyasal aktörlerin derdi şu: bunlar Amerikan vatandaşı olmalı ki ben ulusal güvenlik kapsamında önerdiğim inovasyonlarda güvenebileceğim insanlarla çalışayım, yabancılarla çalışmayayım. STEM böyle doğmaya başlıyor. Daha adı yok yalnız. Yani bu insanlar STEM demiyorlar ama virgül kullana kullana, işte fende de iyi olması gerekiyor bu tür insanların, matematikte de iyi olması gerekiyor, teknolojiyi de iyi kullanmaları gerekiyor gibi aslında çok genel konuşuyorlar. STEM diye bir kelime hala yok daha. Ama bu kurumsal ve siyasal aktörler bir anda birbirleriyle çok yakın bir şekilde çalışıp bu söylemi ortaya atmaya ve düzenli olarak da tekrar etmeye başlıyorlar. Buradaki ilişkide tabii ki lobilerin, yani kurumsal lobilerin son derece büyük rolleri var. Çünkü Amerika'daki inovasyonu genellikle özel kurumlar ve şirketler yönetiyor. Mesela aklınıza bir şey gelsin, işte Apple gelsin ya da Google gelsin ya da Facebook gelsin. Ve bu lobiler inanılmaz miktarda paralara sahip oldukları için tabii ki belli siyasal aktörlerin seçilmesinde inanılmaz parasal destekler sağlayarak rollerini oynuyorlar ve sonunda da bu siyasal aktörler tabii ki onların ihtiyaçlarını ve onların hükümet ile ilgili beklentilerini yerine getirmek durumunda kalıyorlar ve böyle ilginç bir ilişki var aralarında. Peki bu siyasal ve kurumsal aktörlerden yavaş yavaş STEM ile ilgili çıkmaya başlayan sesler ve görüşler akademiye nasıl geçiyor? Burada iki tane önemli aracı var aslında. Bunların bir tanesi medya tabii ki. Çünkü hem siyasal aktörler hem de kurumsal aktörlerin çok büyük bir kısmı medyaya direkt erişimi oldukları gibi medyayı yönetiyor Amerika'da. Mesela bilmiyorum biliyor musunuz, Amerika'nın en güvenilir olarak düşünülen gazete kaynaklarından birisi Washington Post senelerdir Jeff Bezos'un. Yani Amazon aslında Washington Post'u yönetiyor gibi durumlar var. Ve tabii ki bu medya bu aktörlerin önemli gördüğü konuları halka genel bir şekilde yaymaya başlıyor. Fakat ikinci bir aracı da burada akademik fon kaynakları. O yüzden ben bu akademik fon kaynaklarıyla akademiyi
STEM söylemiyle ilgili bağlamda ikinci aktörler olarak yorumluyorum. Ve tarihi gelişim sisteminde zaten böyle düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Burada akademik fon kaynakları arasında özel ve kamuyu düşünüyoruz yine. Burada listelediğim isimlerin çoğu kamu olmasına rağmen özeller ile de ilgili kısa bir konuşma yapacağım. Burada Amerika'da bunun başında tabii ki hani Amerika'nın TÜBİTAK olarak değerlendirebileceğimiz National Science Foundation geliyor. Ve 2001 yılında ilk defa işte National Science Foundation STEM terminolojisini resmi olarak kullanmaya başlıyor. Bunların tabii ki bu fon kaynaklarının arasında Institute of Education Sciences var, National Research Council var. Fakat bunun yanı sıra akademisyenlere benim ilgilendiğim konuda araştırma yaparsan sana para desteği, proje desteği vereceğim diyen özel kuruluşlar da var. Mesela Toyota var. Mesela Gates Foundation'da var. Yani o yüzden bu fon kaynaklarını sadece kamusal olarak düşünmememiz gerekiyor en azından Amerika'da. Ve akademiyi de bu konuşma çerçevesinde STEM ile ilgili ana bilimler, temel bilim dedim ama temel bilimden benim buradaki kastım işte Science, Technology, Engineering, Mathematics ve buna bağlı eğitim bölümleri. Yani birinci slaydımızdaki aktörlerin tamamı. 2010 yılında dahi, 2001'de STEM National Science Foundation tarafından gündeme getiriliyor. 2010 yılında dahi, ki bu benim aslında işe başladığım yılda oluyor ve ben size söyleyeyim, University of Massachusetts'te ben işe başladığımda üniversitenin kapsamında olan STEM merkezi Amerika'daki sayılı merkezlerden bir tanesiydi. Ya bir ya iki tane vardı. Ve bu konuda yapılan araştırmalar da gösteriyor ki aslında 2010 yılında dahi akademisyenler ne STEM terimini kullanıyorlardı ne de bunun ne anlama geldiğiyle ilgili bir fikirleri vardı. O yüzden STEM söylemini otomatik bir akademik söylenmiş gibi akademisyenlerin yarattığı bir söylem olarak düşünmek aslında doğru olmayacaktır. Ve STEM'in akademideki yeri hala tartışma konusudur. Özellikle Amerika'da. Ve STEM söyleminin Amerika'da akademide yer bulduğu da bir gerçektir ama. Yani inkar edilecek bir şey yok ama dikkatli düşünmemiz gerekiyor. Bu yer bulmada en önemli sebeplerden bir tanesi tabii ki üniversitelerin ve akademisyenlerin fon kaynağı bulma kaygısıdır. O yüzden 2010'dan sonra akademide STEM söyleminin kısmi bir adaptasyon yaşadığını söyleyebiliriz. Ve STEM ile ilgili çalışmalar ile STEM ile ilgili merkezlerin patlaması 2010'dan sonra oluyor. Yani aslında akademide baktığımız zaman STEM dediğimiz şeyin tarihi 10 yılı bile geçmiyor daha. Her ne kadar terimin ilk ortaya atılması 2001 yılını bulsa da. Bugün hani 2010 ile 2021 arasında Amerika'da ve STEM söylemini adapte etmek isteyen ülkelerde göreceğimiz genel çerçeve şöyle. Bu bütün aktörleri içeren, bütün STEM ile ilgili aktörleri içeren bir düşünce yapısı şimdi. İşte hükümet ve kurumlardan oluşan söylem yavaş yavaş akademide ve STEM alanlarında yankı bulmaya başlıyor. STEM ile ilgili araştırmalar ve aynı zamanda bu akademide eğitim ile ilgili üniteler yavaş yavaş bunu halka yaymaya başlıyorlar. Bu araştırmalar yapılıyor. Nasıl STEM öğreteceğiz, STEM nedir gibi. Ve bir anda tabii ki bütün bu diğer aktörlerin baskısıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin tamamını kapsayan K-12 dediğimiz bizim burada eğitimi de bir şekilde STEM ile ilgili bir yapılandırmaya gitme konusunda söyleme dahil ediyor. Tabii ki burada medya her zaman çarkın her aşamasında STEM söylemini yayıcı ve etkileyici role sahip. Ve bir anda tabii önerilen değişikliklerle ilgili falan durumlar genel halkı ve çocuklarımızın, okula giden çocuklarımızın, çünkü burada çocuklar var, burada öğretmenler var, yani her alandaki aktörler ayrı. Ebeveynler de dahil olmaya başlıyor bu söyleme. İşte kimisi karşı istemiyor, kimisi dahil, evet okul daha böyle olsun diyor falan filan. Yani bu kompleks çerçevede STEM söyleminin bugünkü aktörlerinin tamamını şöyle düşünebiliriz. STEM öncelikli olarak ve asıl olarak politik bir söylemdir. Ve STEM söylemini oluşturan, araştıran, kullanan ve bu söylemden direkt ya da indirekt olarak etkilenen tüm aktörlerin uyumlu olduğu konular olmasına rağmen çatıştığı pek çok da unsur da vardır. Bunu STEM'i düşünürken unutmamamız gerekiyor. Şimdi ben siyasal, kurumsal kulaklık koyarım, kulaklık aktörler ile
akademi arasındaki potansiyel çatışma alanlarından önce bahsetmek istiyorum. Yani STEM terimini orijine eden aktörlerle üniversite ve akademi arasındaki çatışma. Akademisyen ve araştırmacıların STEM ile ilgili politik karar mekanizmalarına hiç dahil edilmemesi. Yani bu STEM'in olması gerekiyor, STEM şudur, STEM budur derken fon üniteleri de Amerika'da üniversitelere fon veren ajanslar da bunun reklamını yaparken bu konularla ilgili fikir yürüten, ne çalışacağını, ne olacağını tanımlayan hiçbir komitede bir tek akademisyen dahi yoktu Amerika'da. Ne bir matematikçi vardı, ne bir fen bilimci vardı. Bu çok ilginç değil mi? Yani politik bir karardı. Ve akademisyenler buna tepki gösterdiler. Hala da gösteriyorlar. İkinci çatışma alanı STEM'in oldukça muğlak tanımı bu siyasal ve kurumsal aktörler tarafından. Yani diyor ki şunları yap, bu alanlara öncelik ver ama nasıl yaparsan yap. Hani o konuda size bir algoritma ya da spesifik bir tanım vermiyor. Ve akademide de şöyle bir algı vardı. Ya biz bu STEM yokken zaten yapıyorduk fen, zaten yapıyorduk mühendislik, zaten yapıyorduk matematik. Ne gerek var gibi bir tepki ortaya çıktı. Özellikle STEM'in ilk senelerinde, 2010 civarlarında. Ve bu da bize şeyi gösterdi. Akademi bu konuda hala hazır değil. Çünkü STEM'i aslında bu aktörlerin anlamamızı istediği gibi adapte edersek akademideki kemikleşmiş pek çok yapıyı değiştirmemiz gerekecek bizim. Ama akademi bu konuda henüz hala hazır değil ve kemikleşmiş yapıların değişmesi zor ve zaman alıcı. Çünkü akademide hiyerarşik yapılar var. Belli bölümler diğer bölümlere kıyasla daha fazla güç elinde tutuyor. Belli akademisyenler belli alanları aşağıdan bakabiliyor. Mesela bütün bu yapıların değişmesi lazım. Çünkü bu bir arada, bir anlamda bir araya gelin çağrısı ve birlikte çalışın çağrısı. Ve akademinin ilk tepkisi buna pek pozitif olmadı. Fakat önemli faktörlerden bir tanesi de STEM'in politik bir söylem olduğu için akademiyi, yani üniversite eğitimini ve genel eğitimi, K-12 burada, özelleştirmenin kapısını açması. Bu gerçekten büyük bir problem ve Amerika'da belli akademisyenler bu soruna çok dikkatli yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorlar ve bunların arasında ben de varım. Bu akademisyenin ve üniversitelerin politik ve ekonomik faktörlerden bağımsızlığını kaybetme riskinin önünün en fazla açıldığı bir döneme girmiş durumdayız. O yüzden kendimize sormamız gereken ilginç sorular var. Çünkü akademi bir sektöre dönüştürülmek isteniyor. Politik STEM söyleminin asıl amacı bu. Ve bana işçi lazım, akademi olarak senin görevin. Bana bu işçileri üretmek, bunu yaparsan ben sana ona göre para vereceğim. Yani bir anda belki de halkın aydınlanmasında öncü rol oynaması gereken, entelektüel rolünü üstlenmesi gereken akademisyen, bir nevi bir iş, ticaret ya da sermaye sektörü kolunun bir çalışanı haline geliyor. Akademisyen bir kurumsal vakıf çalışanı mıdır? Akademisyen bir teknokrat mıdır? Yoksa bir entelektüel midir? İşte Amerika'da akademik çerçevede STEM söylemini problematize eden pek çok araştırmacının özellikle odaklandığı konulardan bir tanesi de budur. Peki bu akademinin politik aktörlerle çatıştığı başka ne tür noktalar var? STEM'in politik söylem olmasından dolayı, bunu sık sık tekrarlayacağım, eğitime ürün odaklı yaklaşımı. Yani biz buna product oriented diyoruz, sonuç odaklı ama aynı zamanda ürün odaklı. Buradaki algoritma ne? Şimdi buradaki fanusu okul olarak göreceğiz ya da üniversite olarak göreceğiz. Öğrenci içeriye giriyor bir yatırım yaparak. Amerika'da bu yatırım neredeyse her zaman parasal olarak tanımlanıyor. Yani öğrenci bir miktar para ödeyerek, yatırım yaparak bu sisteme giriyor ve bu sistemin sonunda bir diplomayla çıkmalı ve iş sahibi, potansiyel işçi olarak çıkmalı diyor politik STEM söylemi. Ve burada öğrenciye potansiyel iş gücü olarak bakılıyor. Öğrenciye aynı zamanda müşteri olarak bakıyor. Çünkü ödediği harcın karşılığı diplomaya çevrilecek ve öğrenci olarak girdiği üniteden de işçi olarak çıkacak. Akademi ve okul satıcı oluyor. Biz bu deneyimi satıyoruz, karşılığında bir diploma veriyoruz ve burada gerçekten öğrencinin müşteri olarak görülmesindeki Amerika'da dominant söylemi size aktarmam mümkün değil. Yani gerçekten müşterilere, öğrencileri müşteri diye bakıyoruz. Ve bu çok problematik tabii ki. Araştırmacılar, akademisyen çevresi bu algıyı hiç sevmiyor. Ve ürün de burada ne? Yani eğitime ürün odaklı yaklaşmak ne? Diploma artı iş. Bu bakış açısı, sistemin bu politik bakış açısı Dewey'nin
ta işte eski zamanlarda yazdığı, o okula ve üniversiteye tepki olarak yazdığı tabii ki fabrika metaforunu geri getiriyoruz. Yani üniversite bir fabrikadır. Bir şey sok, başka bir şekilde çıksın gibi. Ve bu Dewey'nin ortaya koyduğu yurttaş eğitimi, hümanist eğitim ve kritik düşünce için eğitim ile ilgili bütün fikirleriyle çatışan mesela bir felsefe. Yani burada felsefeler de çatışıyor. Öğrenciye potansiyel iş gücü olarak mı bakacağız, yoksa öğrenciye işte bir fark yaratmasını ve vatanına işte faydalı olmasını istediğimiz bir vatandaş ve aynı zamanda bir global vatandaş olarak mı yaklaşacağız? Ya da iş gücü mü olacak dediğimizde bu öğrenci için dizayn edeceğimiz eğitim sistemi tamamen farklı haller alacaktır. Ve öğrenci odaklı müfredat, eğitim demiyorum dikkat edin, müfredatı öğrencinin ilgi alanına bağlı olarak hazırlamak ile ilgili Dewey'nin bütün ayrımlarını çöpe atıyor bu politik söylem. Diyor ki hayır, müfredatın ne olduğunu ben size söyleyeyim. Bunların üstüne konuşacaksınız diyor ve bunun için konuşacaksınız diyor. Bu ikinci bir çatışma arenası oluşturuyor akademik ve siyasal aktörlerimiz. Peki üçüncü çatışma arenası ne? Amerika'da bugün artık patlama noktasına gelen STEM söylemi, yansımalarından bir tanesi üniversitelerdeki pek çok sayıda bölüm ve alan yok olmaya başladı. Edebiyat, felsefe, tarih ve sanat alanları üniversitelerde hızla kapatılıyor, yok oluyor ya da tamamen az insanla çalışan servis bölümleri haline sokuluyorlar. Yani diğer bölümlere hizmet ediyorlar, başka bir fonksiyonları yok. Ve bu yok olan alanların sosyo-kültürel ortamda, öğrenci yetiştirmede çok önemli rolleri var. Mesela tarihinizi anlamayacaksanız, anlamıyorsanız nasıl küresel ısınmayla ilgili ya da teknolojinin ve inovasyonun sosyo-kültürel etkileriyle ilgili verebilirsiniz? Veremezsiniz. Eğer felsefeden bir haberseniz, işte logic dediğiniz mantıksal düşünce çerçevesi üstünde... Nasıl sistem ile ilgili sorunları çözmede mantıklı karar verebileceksiniz ya da önünüzü daha iyi görebileceksiniz gibi. Ve bu kapsamda akademi ile diğer aktörler arasındaki çatışmada bir anda biz bugün burada kendimizi bir jargon enflasyonunda bulduk. Bunun bir kısmı bu bölümlerin hayatta kalma çabasından kaynaklanıyor tabii ki. Ve bu jargon enflasyonunun artıları şu, artısı şu. Demek ki işte bir çatışma, bir karşı söylem başlatıldı. Hani güç dengeleri oluşmaya başlıyor. Artık güç sadece burada değil. Ama kötü tarafı da şu, sistemle ilgili ne anlamıyorduysa artık iyice çorba bir yerdeyiz. Mesela ben size bugün Amerika'da sistemle ilgili söylemlerin bir kısmıyla ilgili şöyle iki slide paylaşacağım. Umarım sizin de benim olduğu gibi kanınız donacak. Burada bütün slaytları okumanızı kesinlikle beklemiyorum. Sadece sarıyla işaretlediğim yere bakın. Şimdi sistem dedik ya, başladığımız sistem. Bugün artık Steam'den bahsediyoruz. Yeni bir jargon oluşturuldu. Bu işte sanatı sokuyor. Aa, bunu beğenmediniz mi? Stream AI verelim size. İşte burada bu sefer sanatla birlikte inovasyonu da sokuyoruz. STEM devreye giriyor. Bu science, teknoloji, technical alanlarla değiştirilmiş. Fark ne? Kimse tanımlayamıyor. Kimisi matematiği tutmuş, kimisi matematiği dağıtmış. Diyor ki hayır, bu matematik olmasın, medicine, yani tıp girsin devreye giren var. Tıpı STEM alanı altına koyalım diyenler var. Yok, STEM o kadar önemli ve çevresel sorunlar o kadar önemli ki STEM'in altında bir sap küme oluşturalım ve e-STEM diyelim diyen bir grup var. STEAM'i var. Buraya bir anda bu adamlar STEM'in dışında, anladığımız STEM'in dışında yaratıcılığı ve entrepreneurship dedikleri alanları sokmuşlar. Bu da ne demek? İşletme ve ekonomiyi alıyor burası içeriye. Yani onlar dışarıda kalmasın. STEM'le diye bir şey var. Hukuk ve ekonomi devreye giriyor. İşte STEM squared diye bir şey var. Bütün sosyal bilimler ve sense of place konuşsun diyor. STEM var, robotics düşünüyor, multimedya düşünüyor. Yani bir anda diyorsunuz ki, şöyle bir baktığınızda bir akademisyenin aslında soracağı en rasyonel şey şuraya geliyor. Bütün akademi girdi buraya zaten. Yani akademinin dışında kalan bir şey kaldı mı? Bunları da sokalım derken. Yani gerçekten garip bir çorbaya doğru gidiyoruz. Bitmedi. Daha bir de bunlar da var. Sanat, ekonomi, tarım girdi. Burada devreye tarım girdi. Tarımı da konuşalım. Matematik niye yetmiyordu bilmiyoruz ama uygulamalı matematik potan ayrı, burada düşünen ayrı bir sistem sektörü var. GEMS var. GEMS mühendislik, matematik ve fen bilimlerinde kızların eğitimi ile ilgili durumlarda konuşmak isteyen bir ünite haline geliyor. Tıbbı yine görüyoruz, humanity'yi görüyoruz. Hands-on arts geliyor. Sanat değil, bu sefer el sanatları ile ilgili yeni bir Thames. Yani bunun informatik geliyor devreye, mintler oluşmaya başladı. Yani STEM diskursunun, STEM söyleminin
açtığı ufukta ya gerçekten anlamlı bir yere gidiyoruz ya da tamamen kara delikte kaybolmak üzereyiz. Yani yeni bir jargon ortaya atan herkes yeni bir şey üretiyor mu aslında? Yeni bir fikir ortaya atıyor mu? Konuşmamız gerekiyor. Biz daha zaten sistemin nasıl uygulanması gerektiği üstünde bir hemfikire varamamışken bir de bunlarla uğraşıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ama öte taraftan bu çokluluğa şöyle de bakabilirsiniz. Akademi diğer aktörlerle savaşıyor. Çünkü belki de akademinin bu garip sarmala girmesinin en önemli nedenlerinden birisi bir kere yaşama kavgası vermesi ve fona bağımlı olması. Yani akademi STEM ile uyumlu olma çabasında fon ve hayatta aslında düzenli olarak politik olan STEM söylemiyle çatışıyor. Yani burada daha aslında bir uyum ve bir ahenk çok yok. Peki bu hiç mi uyuşmuyorlar demek? O zaman niye akademide STEM söylemi var? Niye bir sürü insanın STEM ile ilgili projelerden milyonlarca dolar para aldığını duyuyoruz? İşte bu bağlamda şimdi uyum noktalarını konuşmak istiyorum. Hem siyasal ve kurumsal aktörler hem de akademide şu konularda hemfikir. Günümüz toplumunun yakın gelecekte karşılaşacağı sorunların STEM alanı ile direkt ilişkisi var. Yani burada sorun STEM'in politik bir söylem olması ve STEM'in kendisi çok problematik olmasına rağmen artık bir kere ortaya atıldı STEM diye bir şey var. Ve burada çözümümüz bunu yok varsaymak olamaz. Yani istesek de istemesek de STEM'i biz de kullanacağız ama bunu nasıl tanımlayacağız ve ne için kullanacağız konusunda derin düşüncelerin içine girmemiz gerekiyor. Çünkü akademisyenler şu konuda hemfikir. Globalizasyonun getirdiği global sorunlar var ve bunların bir kısmına çok acil bir şekilde çözüm üretme zorunluluğumuz var. Bu konular ve bu da bir yerde neyi tanımlıyor biliyor musunuz? Sistemin ilgileneceği konular. Yani S'nin, T'nin, E'nin ve M'nin bir arada çalışması gereken konular kapsamında ki bu aslında çok hani sınırlı bir liste ama iklim değişikliği, buna bağlı olan ülkeler arası göçler, yani eskiden belki bir ülkede sorun vardı, göçle ilgili oluşturmanız gereken data ve karar merceği o küçük lokal çaptaydı. Ama bugün iklim değişikliğinden dolayı karşılaşacağımız ve karşılaşmaya başladığımız göçlerde bu o kadar büyük bir global scale'de olacak ki işte büyük data dediğimiz, yani datalarımız büyük, verilerimiz büyük artık. Çünkü global olduk. Enerji verimi, elimizde sınırlı kalan enerjileri en verimli nasıl kullanabiliriz? Bu kaynakları nasıl kullanabiliriz? Bu arada yeni enerji kaynaklarını, alternatif enerji kaynaklarını nasıl üretebiliriz? Toplumsal sağlık, mesela globalizasyon olmasaydı muhtemelen bu Çin'de ilk başta ortaya çıktığı düşünülen değil mi koronavirüs bu kadar genel bir çerçevede belki de bu kadar çabuk bir şekilde yayılmayacaktı. Yani o yüzden artık sağlık sorunları da yerel değil, göçler de yerel değil. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir gelişimler işte bu konuların önemli olduğunda bütün aktörler hemfikir. İkinci önemli bir konu da akademi her ne kadar daha ayak sağlayamasa da, ayak uyduramasa da bu birlikte çalışalım, akademik üniteleri ayrı düşünmeyelim de teoride aslında disiplinler arası yaklaşımı onaylıyor. Yani artık temel bilimleri ayrı ayrı ve birbirinden izole yaklaşımı sonlandırma zamanı geldiğine akademi de yavaş yavaş ikna olmuş durumda. Ve burada bir anda karşımıza ilginç ve çok önemli bir terim çıkıyor. Yani biz mantıklı, etik olarak sağlam bir şekilde sistemi düşünmek istiyorsak, sistemci yaratmaktan çok, yani o fabrikayı düşünün, değil mi? Aslında bütün halk için geçerli olacak. Bir tek sistem öğrencilerini ön plana çıkarıp diğer öğrencileri ikinci vatandaş statüsüne koyan değil de, gerçekten bütün herkes için anlamlı olacak bir STEM düşünce yapısını geliştirmek durumundayız. Ve burada işte bu uyum ile ilgili olan çalışmalarda akademisyenler önemli bir terim öneriyorlar ve diyorlar ki STEM okur yazardı. Yani ister STEM alanında ilgisi olsun, ister olmasın, ister bu alanlarda çalışsın, ister çalışmasın, herkesin aşağı yukarı bu tür çok önemli, herkesi etkileyecek konularda karar verme mekanizmasında yetkisi olan ve bu konuda bilgisi olan vatandaşlar yetiştirmemiz gerekiyor. Öyle ki bir teknoloji firması işte bir şekilde güvenlik protokolümüzü şu şekilde değiştiriyoruz dediğimizde halk bunun ne olduğunu anlayabilsin. Ona göre bir gerekiyorsa karşı tepki verebilsin. Ama bu tür mesela çözümlerde kodlama nasıl yapılıyor anlamıyorsak,
O koda erişimimiz yoksa, teknoloji nasıl çalışıyor hiçbir şekilde fikrimiz yoksa, bu büyük veri ile ilgili neler yapılıyor? Biz bu datayı onlara veriyoruz ama onlar bu datayla ne yapıyorlar? Bunu takip edemiyorsak, bu datanın görsel, matematiksel analizinin neler içerdiği ile ilgili hiçbir fikrimiz yoksa, biz o zaman tam bir sistem tüketicisi oluyoruz. Ve bu önemli merci karar verme mekanizmalarında da pasif rolde kalıyoruz. Ve hal böyle olduğunda unutmayın, her zaman kurumsal aktör devreye girip halk ile aslında çatışan sonuçları yürütebilir. Çünkü kurumsal aktörlerin asıl önemsediği şey tabii ki kar marjını arttırmak. Ve bu önemli amaç ile bazen halk için en iyi olacak çözüm birbiriyle uyuşmayabilir. O yüzden sistem okuryazarlığı benim önerebileceğim en önemli çözüm yollarından bir tanesi. İşte burada bu okur yazarlığın neden oluştuğunu derin derin düşünmemiz gerekiyor. Mesela biz belli bir çapta istatistiksel analiz yeteneği mi istiyoruz çocuklardan? Eğer bütün bu alanlarla ilgili, bütün önemli bu dünya sorunlarıyla ilgili herkese bir aşağı yukarı okur yazarlık kazandırmak istiyorsak, fen bilimlerinden hangi konuları seçmemiz gerekiyor? Yani artık fizik, kimya, biyolojiden bahsetmiyoruz gerçekten. Ya da matematik, işte bu kümeler konusu, öteki fonksiyonlar konusu. Bunları artık gerçekten geride bırakmamız gereken bir noktaya geldiğimiz bir yerdeyiz. Tersine şey olmalı. Eğer iklim değişikliği çok önemli bir konu olacaksa, bununla ilgili sosyal, kültürel ve teknik bütün boyutları anlamak için gereken mesela konseptler nedir? Bu işte S'de de okutulacak, T'de de okutulacak, E'de de okutulacak, M'de de okutulacak. Yani artık problemin müfredatı tanımladığı, müfredatın problemleri tanımlamadığı bir geçiş olarak düşünebiliriz sistem okur yazarlığını. Ama bu terim kendi içerisinde oldukça karışık ve derin. O yüzden sorularınız olursa soru ve cevap kısmını şimdilik bırakalım. Ama STEM'ci olmak yerine STEM okuryazarlığı şu anda akademisyenlerin onay verdiği ve diğer aktörlerle birlikte çalışabildikleri platformlardan bir tanesi olarak ortaya çıkmış durumda. Peki bu siyasal ve kurumsal aktörlerin ortaya koyduğu politik STEM söylemiyle K-12 okulları nasıl çatışıyor? Hangi alanlarda çatışabilirler? Şimdi birincisi STEM'in muğlak tanımının yapısını konuşmuştuk. Bunun akademi için belli çıkarımları var. Ama bunun okullar için de çok önemli çıkarımları var. Ve mesela öğretmenler ve veliler ve işte okul yöneticileri diyor ki ya bu siz genel bir hani ne yapılması gerektiğini söylüyorsunuz ama bu pratikte bir okulda nasıl translate edeceğiz biz bunu? Biz bunu nasıl uygulayacağız? Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir spesifik şekilde tanımlanmış bir şey yok diyorlar mesela. Diyorlar ki ben matematik öğretmeniyim. İlk gün girdim derse ne öğreteceğim? Nasıl öğreteceğim? Matematiği nasıl değiştirmem gerekiyor ki sistemle uyumlu olsun? Hani buna dair böyle bir şunu yapın, iki bunu yapın diye gerçekten hani pek bir yön verilmiyor okuldaki aktörlere. Ve burada akademisyenlerle birlikte özellikle eğitim fakültelerindeki akademisyenlerin okullarla birlikte yaptığı çalışmalarda bu müfredata iki potansiyel yaklaşım ortaya çıkıyor. Bunların biri doğru öteki yanlış değil. İki potansiyel yaklaşım sadece. Birisi şu, S, T, E ve M ayrı kalmaya devam etsin. Çünkü aslında hani bir nevi alışık olduğumuz düzen bu. Bu alanları ayrı görmeye devam edelim. Fakat bu mavinin hani açık kaldığı alanlara odaklanmayı bırakalım. İşte sistem okur yazarlığı dediğimizde artık teknolojiye, mühendisliğe ya da fen bilimleriyle ilgisiz olan matematiği değil, bu koyu mavilerde opere edelim. Müfredat burası olsun diyenler var. Bu yaklaşımı biz disiplinler arası diyoruz. Yani her disiplin ayrı bir şekilde disiplin olma statüsünü koruyor. Fakat arası yaklaşım. Yani her disiplinin, burada işte ikili kesişimler olabilir, üçlü kesişimler olabilir, dörtlü kesişimler olabilir. Müfredatın bunlardan oluşması ve dikkat ederseniz hani bunu yaptığımızda bile zaten konudan, konu odaklı olmaktan çıkıp issue yani problem odaklı olmaya doğru yürümeye başlıyoruz. İkinci yaklaşım da entegre müfredat. Yani S, T, E, M artık yok. Bunların hepsini aynı anda her zaman düzenli şekilde komünike ediyoruz ve müfredatımız da sistem müfredatı olacak diyen, kusura bakmayın bunu bir aşağı inmesi lazım, bir grup var. Bu tabii sistem kapsamında ideal olan yaklaşım ama belki de daha önce bahsettiğim faktörlerden dolayı uygulamada da en ulaşılması zor yaklaşım olacak olabilir. Çünkü artık burada tamamen problem.
bazlı müfredattan bahsediyoruz. Yani bu konuyu işte en önce anlatacağım, sonra bunu anlatacağım. Şu listeleri check etmem gerekiyor. Matematikin 6. sınıfta matematikle ilgili ne konuşmalıyız gibi söylemleri ve düşünce yapılarını tamamen yok etmemiz gereken bir entegre sistemde burada var. Amerika bugünlerde derseniz iki yerde de değil. Ama iki yerden bir yere ulaşmak için bir çaba halinde. Yani çünkü buralara ulaşmak kolay değil. Teknik okullar genelde Amerika'da küçük ve özel. O yüzden burada biraz daha başarılı olabiliyorlar. Çünkü baştan küçük bir öğrenci popülasyonu için bütün müfredatlarını dizayn edebiliyorlar. Ama bazı okullar var, hani çok daha büyük öğrenci yapısıyla çalışıyor. Özel para desteği yok, kamu okulları bunlar. O yüzden öğrenci sayısı da çok çok daha fazla, yeteri kadar kaynakları da yok. Onlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Şu kesişimlere nasıl odaklanabiliriz gibi. O yüzden aslında burada ortaya çıkan bir şey var. STEM ile ilgili yaklaşımınızda yerel düşünmeniz gerekiyor bir yerde aslında. Yani bu ikisinden birini seçmeniz gerekmiyor. Kaynaklarınıza, elinizdeki kalifiye elemana en uygun yöntemi seçmeniz daha akıllıca olacaktır. Teoride bu daha iyi, o yüzden buna yürüyün demek. Peki başka çatışma alanları ne? Şimdi hali hazırda okullarda çalışan öğretmenlerin, bu Amerika'da böyle, muhtemelen Türkiye'de de böyle, bu STEM bağlamında gereken bütün bu pedagojik ve disiplinler arası bilgiye ve deneyime sahip olmaması. Çünkü bugün öğretmen olan hiç kimse bu tür müfredatlardan geçerek öğretmen olmadı. Burada bir tane işte çıkarım yapabiliyoruz. Birincisi, hali hazırda var olan öğretmenlerin bu konularda pedagojik ve disiplinler arası bilgide eğitmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani burada biz sıfırdan öğretmen yetiştirmekten bahsetmiyoruz. Hali hazırda var olan öğretmenlerin profesyonel gelişimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerektiğinden bahsediyoruz ve bir anda görüyoruz ki işte sistemin aktörleri birbirleriyle artık göbek bağıyla bağlı. Çünkü bunu yapmada belki de en öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu aktör kim? Üniversite. Üniversite profesörleri, matematik profesörleri olabilir, eğitim profesörleri olabilir, fen bilimleri profesörü olabilir. Yani bir anda hani bütün aktörlerin bir arada geldiği noktalar var. Ve de bundan sonra yetiştirdiğimiz öğretmen programlarını ve öğretmen adaylarının üniversite eğitimini nasıl düşünmemiz gerekecek? Bu önemli bir soru. Çünkü önce matematik derslerini alsınlar üniversitede, bu bitsin. Sonra da onun üstüne hani şey gibi, krema gibi eğitim derslerini koyalım. Sonra da çıksınlar, yapısını tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Hani sadece matematik değil, matematik derslerini alırken sistemin diğer şeyleriyle de ilgilenebilen öğretmenler olacak. Bu arada belki oraya pedagojiyi de sokacağız. Yani son derece entegre ve yeni bir yapıdan bahsetmemiz gerekiyor. Yeni öğretmen yetiştirme programları çerçevesinde. Ve tabii ki şey var, biz bütün bu müfredatı değiştirdik, entegre yaptık, problem bazlı düşünceyi öne sokuyoruz. Kompleks düşünme yeteneğinin önemini altını çiziyoruz. Ama bu arada hala ölçme ve değerlendirmeyi testle yapıyoruz. Problemler son derece basit ya da yapay. İşte bu olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü STEM eğitiminde anlamlı bir yere gitmek istiyorsak ve STEM okuryazarlığında yol almak istiyorsak tipik ölçüm ve değerlendirme yapısının da değişmesi gerekiyor. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı. Hız değil ve sonuç ve hız bizim tipik, biliyorsunuz, ölçüm sistemimiz. Kritik düşünce ve kompleks problem çözme ölçümü yapmamız lazım. Bu bizim bütün ölçüm mekanizmalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sınav için öğretmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Test için öğretmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Ve burada iki potansiyel sorun var. Birincisi, ölçme ve değerlendirme yapılarını bu yönde değiştirmek inanılmaz pahalı projeler. Yani çok çok pahalı. Çünkü belki sadece nitel değerlendirmeyi de düşünmeniz gerekiyor. Nitel değerlendirme bir anda çok pahalı oluyor. Ama öğretmenlerin daha STEM müfredatını anlamlı bir şekilde öğretmeye hazır olmamalarından dolayı ve sınav sistemimizin de hala testlerden oluşmasından dolayı şöyle bir sorun da ortaya çıkabilir. Ben kritik düşünceyi, modellemeyi falan filan öne ayak derste bunlara odaklanmak istiyorum diyebilir bir öğretmen. Bu çok güzel bir şey. Ama sonuçta ebeveyn diyebilir ki ya sen ne yaparsan yap benim çocuğum bu testi geçmek zorunda. O yüzden bırak bunları. Mesela Amerika'da bu var. Ebeveynlerin sisteme karşıt olmasının gibi neden. Tamam, harika felsefe yapıyorsunuz ama sonuçta benim çocuğum bir üniversiteye ya da bir okula sınavdan aldığı skorla giriyor. O yüzden siz onu bunu bırakın da çocuğumu sınava yetiştirin diyen ve çatışmaya katılan başka bir aktörler de ebeveynler oluyorlar.
Peki, matematik eğitimini bu STEM, o yüzden demek istemiyorum artık, STEM okur yazarlığı çerçevesinde nasıl değerlendirebiliriz? Bir kere hem üniversite seviyesinde hem de genel eğitim seviyesinde artık matematiğe nötr ya da objektif bir bilim alanı diye bakmayı bırakmak zorundayız. Zaten hiçbir zaman öyle değildi ama öyle komünike etmenin matematikçiler için belli avantajları vardı. Artık bu avantajları biraz avantajlardan vazgeçmek zorunda kaldıkları bir noktaya geliyoruz. Yani istesek istemesek de matematiğin politik, nötr olmayan ve objektif olmayan yapısını anlamamız gerekiyor. Sosyokültürel, bağlamsal, contextual ve aynı zamanda durumsal anlamına odaklanmamız gerekiyor matematiğin ve çocuklarımıza matematiğin bu yapısını belirgin bir hale getirmemiz gerekiyor. Problem veya proje bazlı eğitim matematikte, test sorusu çözmek ya da konteksten, bağlamdan bağımsız formal matematikle uğraşmak yerine buraya yönelmemiz gerekiyor. Buradaki en iyi aday bizim modelleme. Modelleme üstüne çalışabiliriz. Modellemeyi ön plana alıp müfredatı kapsama, yani content coverage, şu konuyu da toplamam, bu konuyu da açıklamam gerekiyor. Arka plana atmamız gerekiyor. Teknik ve sosyokültürel bağlamlarda gerçek ve kompleks problemler üzerinde çalışmamız gerekiyor matematik eğitiminde. Ve bu arada kavramlarla, matematiksel kavramlarla çeşitli imgelemeler ve diğer disiplinler arası düzenli olarak ilişki kurma eylemi içerisinde olmamız gerekiyor. Öğrenci merkezli. Müfredat maalesef öğrenci merkezli değil sistemde ama en azından bu müfredatın öğreniminde öğrenciyi merkeze alabiliriz. İşte burada bilişsel ve sosyokültürel yapılandırma teorileri odaklı pedagojiler daha faydalı olacaktır. Psikolojinin seneler boyunca keyfini sürdüğü tahtını biraz sallamak gerekiyor. Kavramsal anlama ön plana çıkarmamız gerekiyor. Algoritmik anlam ya da prosedürel anlam değil, işlemsel algı değil. O da çok önemli matematikte. Tabii ki o da çok önemli ama biz oraya yeteri kadar önem verdik ve biliyoruz ki oraya çok önem verdiğimizde kavramsal anlamı olmayabiliyor. Ama matematik eğitimindeki bütün araştırmalar diyor ki kavramsal anlama yaparsak prosedürel anlama zaten geliyor. Ve görsel imgeleme ve analiz uzmanlığı. Yani grafik, figürel, tablosal, dijital, vücutsal imgeleme sistemleri arasındaki ilişkiyi anlamamız gerekiyor. Bunu tüketmememiz, aynı zamanda üretebiliyor olmamız gerekiyor. Bunu formal matematiksel imgelerle birleştirebilecek sentez kapasitesine sahip olmamız gerekiyor gibi. Ve sadece matematik alanıyla değil, genel sosyal iletişim kavramında da kapasite geliştirme. Yani iletişim çok önemli disiplinler arası yapıda ve bu iletişim sosyal. Toparlayacağım hızlı bir şekilde. Yani artık böyle test sorularından vazgeçmemiz gerekiyor. Mesela burada bir kareden bahsediyoruz. Zaten hiçbir gerçek hayat bağlantısı yok. Ama burada bir torbadan sayı çekiyoruz. Gerçek hayat bağlantısı var diyebilirsiniz. STEM okur yazarlığı ve burada bahsettiğimiz STEM eğitimi diyor ki hayır bunlar uygun değil. Ve diyebiliriz ki işte sana gerçek hayat, bir doğum günü var, arkadaşlarımla pizza yiyeceğim. Hayır, bu bir algoritmayı aslında, prosedürel düşünceyi sadece kelimelerle ifade etmek. O yüzden bir tür problemlere de gerçek problemler diyemiyoruz. Yani bizim bahsettiğimiz gerçek problemlerin hiçbiri bunlar değil. Şöyle bir kaynak buldum. Dinleyicilerden ilgilenenler gidip bakmak isteyebilirler. Bu tür problemlerden bahsediyoruz. Bunu okumanızı beklemiyorum. Çözünürlük iyi değil. Ama günlük hayatta modelleme soruları diye internete girerseniz en azından nereden başlayabileceğiniz konusunda ilginç hani fikirler alabilirsiniz. Burada Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı önümüzdeki 100 yıl için stratejik planlama yaparken nüfus datasıyla opere ediyor. Ve bu işte şeyi, tabloyu görüyor öğrenciler, bununla ilgili yorum yapacaklar. Burada sadece X'i bulunuz, Y'yi bulunuz değil. Bu aradaki ilişkiyi, nüfus artışı veya düşüşüyle ilgili öğrenci kendi bulacak. Burada gerekiyorsa bu ilişkiyi, dinamik ilişkiyi kendi analiz edecek, kendi tanımlayacak. Bu ilişki lineer midir yoksa üstlü bir şekilde mi tarif edilmelidir? Bununla ilgili bütün bu nicel değil, argüman ve karar verme mekanizmasını kendi öne yapılacak. Ve sonunda da Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir şekilde yorumunu belirtecek. Yani öğrenci burada aktif, öğrenci otorite ve burada birkaç sosyal konuyu, STEM'in birkaç alanını konuşma şansımız var. İşte bizim problem bazlı düşünce yapısında onayladığımız düşünce yapısı aşağı yukarı budur. Ve ucu açık sorular ne? Türkiye için çok önemli olabilecek sorular. Bizim ülkesel bir STEM politikamız var mı? Tanımımız var mı? Eğer varsa bu ne? Akademisyenlere çağırım.
Eğer böyle bir politikamız varsa siz bununla uyumlu musunuz? Sizin için sistem ne demek olacak? Siz ne için, ne amaç için çalışmak istiyorsunuz? Politik ve kar odaklı şirketlerin diğer sistem aktörleriyle olan ve ileride de olması muhtemel çatışma alanlarında köprü ve denetim mekanizması rolünü oynayacak kişileri oluşturuyor ve bu insanları geliştiriyor muyuz? Sistem müfredatlığını ile ilgili nasıl bir yaklaşım izlemek istiyoruz? Entegre mi olmak istiyoruz? Disiplinler arası mı olmak istiyoruz? Ve hangi sistem konuları bizim için sistem okur yazarlığının kanıtı olacak gibi konular, ucu açık ve ileride düşünmemiz gereken konular arasında yer alıyor. Çok teşekkür ediyorum. İlgilenenler için referanslar da burada. Mesut Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten nasıl zamanın geçtiğini anlayamadık. Gerçekten çok ilginç konular. Bizleri bu konuda bilgilendirdiniz, ufkumuzu açtınız. Teşekkür ederiz. Sunumunuzu bizimle paylaşmak ister misiniz diye önce sorayım. Tabii ki, tabii ki. Çok seviniriz. Dosyasını sonra size isterseniz e-mail aracılığıyla yollayabilirim. Siz de böylelikle daha genel bir şekilde paylaşım açabilirsiniz. Web sayfamızda ilan etmemizde bir sakınca var mı TKMD'ni? Tamam. Hayır, çok yok. Teşekkür ederiz. Hiçbir şekilde yok. Rica ederim. Evet, sorusu olan var mı? Dinleyicilerimizden yazılı olarak da alabiliriz. Söz almak isteyen varsa mikrofonunu açıp ona söz de verebiliriz. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Damla Hocam. Kendinizi önce tanıtıp sonra Beste Hocam'a bir soru sorarsanız. Sonra Feriye Hocam el kaldırdı, onu alacağım. Buyurun ben, Damla Hocam. Damla Sönmez, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda da Uludağ Üniversitesi'nde matematik eğitiminde doktora öğrencisiyim ve matematik okuryazarlığı üzerine çalışıyorum. Evet, özel olarak da yani ilgilendiğim bir alan sistem eğitimi ama sizi dinledikten sonra olaya gerçekten hem matematik okuryazarlığını hem de sisteme kısmına çok yüzeysel Türkiye'de bakıldığını fark ettim. Yani bir tanımlanmış bir şeyler var, onun etrafında dönüp dolaşıyoruz, bir şey yapıyoruz ama tam da yapamadığımızı fark ettim ve kendi adıma çok eksik olduğumu hissettim. Ve hocam eğer hani izniniz olursa ben bu konuda sizinle de iletişime geçip hani kaynak konusunda yardım da isteyeceğim Peki. Sizden daha fazla şey Tabii öğrenebilmek ki. adına. Tabii ki, ama burada çok önemli bir şeye aslında değiniyorsunuz. Şimdi aslında hani akademide ve şöyle bu Amerikan akademisi, hani bu ne demek? Sistemin oluştuğu, doğduğu, büyüdüğü yer burası ilk başta. Hani diğer ülkeler yakalamaya çalışıyor. Burada bile aslında sadece 10 senelik bir tarihi var. Ama matematik eğitiminin ve fen biliminin eğitiminin tarihi çok daha uzun. Yani biz bu sistem okur yazarlığını tanımlarken matematik okur yazarlığı ile ilgili çok gelişmiş literatürden aslında inanılmaz bir şekilde faydalanabiliriz. Ve Amerika matematik okur yazarlığını aslında gerçekten iyi tanımladığı bir noktaya geldi. İlk başta Türkiye'de olduğu gibi çok ucu açık, genel bir şekilde tanımlanıyordu ama seneler boyunca biz orada odaklandığımız için matematik okur yazarlığının aşağı yukarı ne demek olduğu ile ilgili akademide en azından bir ortak bir yere varabildik. Ama şimdi bunu sistem için belki yeniden revize etmemiz ve değerlendirmemiz gerekecek ama işin güzel tarafı şu, sistem ile ilgili okur yazarlık ile ilgili literatürde daha yeni kaynakları oluşturuyorken, elimizde çok kaynak yokken belki fen bilimleri okur yazarlığı, mühendislik okur yazarlığı ve matematik okur yazarlığı ile ilgili belli alan eğitimlerinde yazılmış olan pek çok çalışma var. Yani bu çalışmaların yeterli olacağı anlamına gelmiyor ama çok iyi başlangıç noktası olacaklardır bizim için sistem okur yazarlığını düşünme kapsamında. Bizim Türkiye'de hocam biz PISA sınavına takılıp kalmış durumdayız matematik okur yazarlığında. Kesinlikle bırakmamız gerekiyor. Hayır, matematik okur yazarlığıyla kültürel karşılaştırmanın hiçbir alakası yoktur. Unutmayın, PISA ve TIMSS'i destekleyen üniteler yine benim bahsettiğim politik aktörlerdir. OECD zaten ekonominin arkasında bir ekonomik topluluk var yani. Yani eğitimcinin önerdiği bir ölçüm biçimi olmadığı gibi bugün 2021'de hiçbir matematik ya da fen bilimci eğitimcisi gerçekten eğitimde yol almamız için yapmamız gereken en önemli şey Japonya ile kendimizi kıyaslamak diye düşünüyorum. Hiç kimse bununla ilgilenmiyor eğitimde. Ama politikacılar çok ilgileniyor. Neden? Rekabet, işte hükümet. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu, eğer bugünkü konuşma kapsamında ölçüm ve değerlendirmeyi de böyle düşünmeye başlıyorsak aslında çok güzel yol aldık demektir. Yani bizim için en önce uzun bir sorgu süresi gerekiyor.
harekete geçmeden evvel önce bir sorgulamalı, analiz etmeli, nerede duracağımızı tanımlamalı, topa basmalıyız. Ondan sonra anlamlı bir şekilde STEM konusunda harekete geçebilelim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben konuşmadan ben sonra size mailimi göndereceğim. Tabii ki. Çok teşekkürler. Evet, Feri Hocam sizden alalım. Buyurun. Teşekkür ederiz Mesut Hocam. Sizi görmek çok güzeldi. Ve çok yaptınız bence de. Çünkü çok sistem güzel. Hakkında benim de fikrim yoktu ama sayenizde kapsamlı bir bilgiye sahip oldum. Hani tam kafamda yer edinememiştim. Haklıymışım edinememekte. Evet. Geçici bir konuşma. Aynen oldu. Öyle. Benim kafamdaki soru şu aslında. Şimdi sistem okuryazarlığı aslında iyi bir terim olmuş bu kapsamda. Peki bunu nasıl yine de bana şey gelmiyor. Hani diğer eğitimler gibi uzun süreçli gitmeyecek gibi. Böyle sürekli değişime açık gibi geliyor bana. Hani teknoloji çünkü çok hızlı değiştiği için. Bazı şeylerde evet bilgilerimiz okuryazarlıkta yani belki müfredata belki benim sorum kayıyor ama müfredat da demek istemiyorum çünkü çok ağır olur o da. Yok anlıyor gibiyim aslında ne demek istediğini. Nasıl onu tutarlı hale getirecekler? Yani aslında bana sorarsanız sistem okuryazarlığı belki de sistem ile ilgili düşünce yapısı gelişse bile en hani matematikçiler bilir ya invariant dediğimiz her şey değişse bile değişmeyen şey bir structure diyoruz değil mi? Aslında bizim okuryazarlığı düşünürken işte bu tür structural komponentleri düşünmemiz gerekiyor. Yani teknoloji cep telefonundan başka bir şeye dönüşürse çöpe atacağımız tür bir okuryazarlıktan değil de anlatabiliyor muyum? Bu teknoloji bu teknolojik inovasyonda önemli rolü oynayan örüntüleri bulup onları açık hale, onları müfredat konusu yapmamız gerekiyor. Peki onları bulabildiler mi? Amerika'da en azından bulundu mu? Evet, mesela şeyi biliyoruz değil mi? Yani bütün mesela coding ve programming'in altında aslında binary sistemlerle opere edebilme, ondan sonra modelleme, regression line'larla çalışıyorlar. Yani gerçekten model, yani ideal matematikle çalışmıyorlar. İşte kodda biraz olma, biraz bu kod üretmeyi illa gidip de bundan sonraki yapay zekayı üret diye değil. O üretilen yapay zeka ile ilgili karşı bir söylem oluşturacaksan anlayamadığım bir şey konusunda nasıl yorum yapabilirim değil mi? Hani bir doktora gideriz, hastalığımız ne deriz, öyle bir teknik terimlerle konuşurlar ki evet efendim deriz. Belki bilsek diyeceğiz ki bir dakika ya ben sizinle uyumlu değilim bu konuda ama bilmediğimiz zaman kabul ediyoruz. İşte aslında şimdi mesela istatistik okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve fen ile ilgili genel halka anlamlı olabilecek okuryazarlıklarda sabit olarak düşünebileceğimiz konuları bu konulardaki eğitimle çalışan akademisyenler tanımlamaya çalıştılar. Oralara bakarak işte hem S'de hem T'de hem E'de hem M'de invariant olan şeyleri bulursak teknoloji değişse bile müfredatımız geçerli olacaktır. Çünkü hani bir anda inovasyon çok hızlı ilerliyor evet ama bu insanların ne yaptığı çok değişmiyor. Sadece ya daha genel şekilde yapıyorlar ya daha çok sayıda veri toplayarak yapıyorlar ama kodlamanın ana yapısı aslında çok değişik değil. Tam da benim sorum buydu aslında. Evet. Örüntülere odaklanarak okuryazarlığı bu kapsamda oturtmamız gerekiyor. Ya bunu çıkarttı Amerika o zaman. Hayır, sistem okuryazarlığı ile ilgili hala bilgisi yok. Neden? Matematiğim diyorum ben değil mi? Bakın tarihi olarak bu alanlar birbirinden kopuk ya. O yüzden matematik okuryazarlığı ile ilgili araştırma yapmış eleman mühendislik okuryazarlığında ne olduğunu aslında bir haber. Çünkü biz arası çalışmaya alışık değiliz ki. İşte birilerinin bu sentezi yapabilmesi gerekiyor. Ve bence burada en iyi nokta bunu bir kişiye, bir uzmana atmak değil, komünite yaratmak. Mesela Türkiye'de bir araya gelin. Mühendislerle bir araya gelin, matematikçilerle bir araya gelin. İşte bu konuların üzerine çalışılması gerektiği üzerine konuşmalara dahil olun. Deyin ki bunun üstüne müfredat ne? Ama matematikçilere müfredata neyi sokmamız gerekiyor çok demeyin. Çünkü matematikçiler her konuyu çok seveceklerdir haklı olarak. Onların her konu çok önemli. İşte bu, balondan bir şey atmamız gerekiyor ki modelleme ve derin düşünceye zaman kalsın. Yani neyi atabiliriz ve bu kapsamda neyi atmamalıyız? İşte onu bulursak okuryazarlık müfredatını oluşturmaya başlıyoruz zaten. Teşekkür ederim gayet. Çok açıklayıcıydım. Ne demek? Çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir çerçeve çizdiniz hocam. Chatten de teşekkürlerimiz geliyor bu arada. Sağ olsunlar. Peki. Başka sorusu olan var mı?
O zaman ben sözü ikinci konuşmacımıza vereceğim. Öncelikle tekrar Beste Hocam, önce bir dakika ben sizi tanıtayım. Ondan sonra özür dilerim, Sonay Hocam. Ardından size ekranı paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum Beste Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, ikinci konuşmamız Sonay Ay, Hacettepe Üniversitesi'nden bize matematik eğitiminde yaratıcı drama konusunu anlatacak. Zeynep Sonay Ay hocamız Hacettepe Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyor. Lisansını Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde, yüksek lisansını ise ODTÜ Matematik bölümünde tamamladı. Doktora derecesini ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik alanları eğitiminde tamamladıktan sonra şu anda da Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmakta. Araştırma alanları kısaca yaratıcı drama, problem çözme, akıl yürütme, modelleme ve matematik eğitiminde teknoloji. İlginç başlıklı konuşmanızı şimdi merakla bekliyoruz Sonay Hocam. Teşekkür ediyorum Müge Hocam. Her şey, ekran görünüyor galiba, bir sorun yok. Evet evet, gayet güzel görüyoruz, duyuyoruz hocam. Buyurun. Öncelikle konuşmadan önce tüm katılımcıları selamlamak istiyorum. Herkese çok teşekkürler, bizi dinlemeye geldiğiniz için diyeyim. Ve burada sizlerle buluşmamıza vesile olan Yeter hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Süreçte işlerimizi kolaylaştıran, iletişim kuran Müge hocama da teşekkür ederim. Bugünkü konuşmam matematik eğitiminde yaratıcı drama ile alakalı. Beste hocamı büyük bir merakla dinledim. Arada aslında yani birbirimizden habersiz hazırladık sunumu ama paralellik gösterecek yerler var devamında. Demek ki aslında süreçte bazı şeyler, bazı pratikaların değişmesi lazım. Modelleme, matematiksel okuryazarlık gibi kilit noktalar da aslında benim sunumumda yer alıyor. Öncelikle yaratıcı dramayı tanımlamak isterim. Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılması. Bu süreç, bu canlandırma süreçleri deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe, şimdi ve burada ilkesini mış gibi yapmaya dayalı ve yaratıcı drama oyunun genel özelliklerinden de yararlanıyor. Bu tanım adı Ömer hocamızın bir tanımı, açıkçası olayı güzel özetlediği için bu tanımla başlamayı daha uygun buldum. Yaratıcı drama süreçlerinde canlandırmaya dayalı olduğu için mış gibi yapmanın yoğun olduğu süreçler. Burada katılımcının süreçte mış gibi yapmayı kabul etmesi oldukça önemli. Mış gibi yapmayı kabul etmesi, rol oynamayı kabul etmesi anlamına geliyor. Yaratıcı drama en çok oyun oynamakla, dramatizasyonla, psikodrama terminolojileri çok karıştırılıyor. Yaratıcı drama oyun oynamak değil, tiyatro değil, dramatizasyon değil, psikodrama değil ve bir terapi yöntemi değil. Peki yaratıcı dramada neler var? Seyirci ve oyuncu ayrımı yok. Bütün grubun katılımıyla anında oluşuyor. Belli bir metni yok. Önceden prova yapmayı gerektirmiyor. Dekor, kostüm ve aksesuar zorunluluğu da yok. Yaratıcı dramayı nerede kullanabiliriz? Yaratıcı dramayı bütün alan eğitimlerinde kullanabiliriz. İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan aslında yaratıcı dramanın kullanımına uygun. Matematik eğitiminde de biz bunu bir yöntem olarak kullanıyoruz. Fen eğitiminde, kimya eğitiminde, ilkokullara dair ilkokullarda alan eğitimlerinde oldukça yaygın kullanılan bir yöntem son zamanlarda. Yaratıcı dramayı daha iyi anlayabilmek için bileşenlerini biraz konuşalım istiyorum. Yaratıcı dramada olmazsa olmaz bileşenlerden bir tanesi drama lideri. Drama lideri, eğitmeni veya öğretmeni üç terminolojide kullanılıyor ama son zamanlarda daha çok drama eğitmeni kullanılıyor. Ama bunun yanında bir takım kaynaklarda, kitaplarda lider veya öğretmen kelimelerinde kullanıldığını görebiliriz. Burada katılımcılara rehberlik eden kişi aslında süreçte en az öğretmenin olması gereken özellikleri taşıyor drama lideri. Ama bunun yanında güven vericilik, spontan olması, süreç içerisinde hızlı analiz yapabilen bir kişi olması da önemli. Bir başka önemli unsur da altında aslında bir liderlik eğitimi alması lazım. Liderlik eğitimi, burada tabii isim vermek ne kadar uygun bilmiyorum ama Türkiye'de ulusal olarak
açıkçası bu süreçte bir dernek olarak, bir dernek çatısında faaliyetini gösteren Çağdaş Drama Derneği var. Liderlik eğitimlerini yapan, organize eden bir dernek ve bu dernek içerisinde bir liderlik eğitimi var. Oldukça aslında uzun aşamalı bir süreç ve sürecin açıkçası olmazsa olmazlarından bir tanesi bu liderin eğitimli bir lider olması önemli. Grup katılımcılar veya sürece katkı sağlayacak bir takım yaşantılar diyebiliriz. Bu lider rehberliğinde drama çalışması için bir araya gelmiş topluluğa deniyor. Bunlar çocuklar olabilir, ergenler olabilir veya yetişkinlerden oluşabilir. Her yaş grubunun yaş seviyesine ve ihtiyacına göre drama çalışmaları yapılabilir. Drama grubunu oluşturan bireylerin her biri değişmeye ve gelişime açık ve bu sürece katılmaya da niyetli ve bu anlamda motivasyonu güçlü olan bireyler olması lazım. İletişim, etkileşim, empati, eylem, devinim, rol oynama, hayal gücü, kurgusallık, doğaçlama gibi öğeler drama çalışmalarının grubunu oluşturmak için önemli ve bireyin bunlara hazır olması gerekir. Drama çalışmaları açıkçası güvenli bir biçimde hareket edebilecek her yerde yapılabilir. Yani ortamın temiz olması, ses yalıtımına, iyi bir ses yalıtımına sahip olması gerekir. Müzeler, bilim sanat merkezleri, parklar, okul bahçeleri ve atölyeler yaratıcı drama için uygun mekanlardır. Ne yaratıcı dramanı nasıl bir konuda ele alabiliriz diye sorarsak, özel hayatlar ve evrensel değerleri ters düşen durumlar dışındaki her şey yaratıcı dramanın konusu olabilir. Tabii süreci biz eğitim açısından ele aldığımızda planlama açısından elimizde bir şablonumuz var. Yaratıcı dramanın aşamaları ve planlaması için bunu kullanıyoruz. Bu da açıkçası ulusal yayınlarda Ömer Adıgüzel Hoca'nın kazandırdığı için Adıgüzel yaklaşımı veya örnek yaratıcı drama şablonu olarak adlandırılan bir plan. Burada aslında şu plan zaten ders, konu, kazanım, süreç bizim diğer matematik eğitiminde kullandığımız ders planlarıyla örtüşen bir takım başlıklar. Burada farklılık şu sürecin ele alınmasıyla sürecinde farklılık ortaya çıkıyor. Süreçte ısınma hazırlık aşaması, canlandırma aşaması ve değerlendirme aşaması yaratıcı dramanın en önemli 3 aşaması. Isınma aşaması katılımcının gerçek dünyadan kurgusal dünyaya geçişini kolaylaştırmak için olan bir aşama. Katılımcıyı fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden ısınmasını sağlayarak drama oturumuna hazır hale getirmek için yapılandırılan bir süreç. Grup dinamini oluşturmak ve güçlendirmek. Duyuların ve düşüncelerin canlandırılması ve açık hale getirilmesi katılımcının gruba ve mekana ısınmasını sağlamak için yapılandırdığımız bir süreç. Tabii bunu yaparken de bir takım dikkat etmemiz gereken şeyler var. Her ders planının olması gerektiği gibi yaş özelliklerine uygun olmalı, mekan özelliklerine uygun olmalı, süreyle uygun olmalı ve ele aldığımız kazanımlarla bu süreçte ele aldığımız etkinliklerin ve oyunların ilişkili olması bu süreçte önemli. Canlandırma aşaması aslında bu sürecin kalbi diyebileceğimiz bir yer. Yani canlandırma aşaması ne kadar güçlü olursa yaratıcı drama sürecimiz o kadar güçlü oluyor. Burada amaç konunun süreç içerisinde biçimlenip ortaya çıkmasının belirlenmesi, biçimlendirilmesi ve tüm oluşum çalışmalarının yapılanmasını sağlamak. Canlandırma eylemleri verilen konu dramatik bir durumu içermesi. Burası önemli. Dramatik bir durumla bu canlandırma etkinliklerinin verilmesi önemli. Dramatik durum insanın tüm eylemlerini içerir. Bu süreçte katılımcılara dramatik bir durum verilir. Bu durum içerisinde istedikleri bir andan başlamaları ve dramatik anlarla kurguyu oluşturmaları beklenir. Bu durumda dramatik kurgunun bileşenleri dikkate alınarak ele alınır. Dramatik kurgunun bileşenleri de rol ya da kişiler, mekan, zaman, gerilim, sembol, atmosfer, odak ve dramatik anlamdır. Ortaya çıkan oluşumlar hem bu bileşenlere göre hazırlanır hem de bu bileşenlere göre değerlendirilir. Bu aşamada canlandırmalar bireysel, ikili olacağı gibi küçük ya da büyük gruplarla veya grubun tamamıyla aynı anda olabilir. Saptanan temayı işlemede oluşturulan dramatik durumları ve anları çözmek için gerekli olan tekniklerin kullanımı da daha çok bu aşamada gerçekleştirilir. Bu tekniklerde dramada kullandığı bir takım teknikler var. Bunlardan en önemlisi belki olmazsa olmazları doğaçlama ve rol oynama.
eş zamanlı doğaçlamalar, rol oynamalar, küçük gruplarla yapılan doğaçlamalar, tüm grupla yapılan doğaçlama, bilinç koridoru, fotoğraf anı, donuk imge, tablo oluşturma gibi bir takım dramaya özgü tekniklerin işe koşulduğu, en çok işe koşulduğu yer canlandırma aşamasıdır. Bu süreçte önemli olan şey oturumların çok mekanikleştirilmemesine dikkat etmek burada önemli. Uygun tekniklerin seçilmesi önemli. Doğaçlama ve rol oynamalara yer verilmesi önemli. Etkinlikler arasında bir organik bağ olması önemli. Isınma, canlandırma ve değerlendirmedeki kullanılan etkinlikler arasında bir bağ olması burada oldukça önerilen bir durum. Yani bu süreç böyle ayrı ayrı yapılan bir takım oyunlar veya etkinliklerden daha ziyade kazanım çerçevesinde kurgulanmış birbiriyle ilişkili olan etkinlikler olması bekleniyor. Tabii ki yine seçilen etkinliklerin yaş özelliklerine uygun olması, yönergelerin açık ve net olması diğer dikkat edilmesi gereken durumlar. En son aşamada değerlendirme aşaması. Burada sürecin özünü, önemini, niteliğini ve neceliğini belirlendiği bir aşama aslında. Duyguların, düşüncelerin paylaşımını sağlamak, sağlamak önemli. Katılımcıların eğitsel kazanımlar üzerine ya da ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmalarını sağlamak yine bir dikkat edilmesi gereken unsur. Değerlendirme etkinlikleri aracılığıyla yapılmak. Burada kazanımları elde ettik mi etmedik mi canlandırmalardan sonra bir takım değerlendirme süreciyle bütün bu drama sürecini değerlendirdiğimiz son aşama burası. Şimdi bunu belki böyle anlattığımızda çok anlaşılmayacak. O yüzden araya bir örnek ders planı koydum, bir süreç koydum. Burada belki böyle ara ara giderek ilişkilendirmek daha anlamlı olabilir. Bu plan benim kendi geliştirdiğim bir plan. Matematik geçen dönem, matematik eğitimde yarışı drama dersinde, dersi kapsamında öğretmen adaylarına örnek olması ve süreci yaşamaları açısından geliştirdiğim bir ders planıydı. Uyguladık, birkaç grubu ayrı ayrı uyguladık. Bir takım revizyonlar yaptık. Süreçte matematik eğitimcilerine dışında drama konusunda lider bir uzman tarafından da değerlendirildi. Buradaki kazanımları şöyle değinmek isterim. Sürecin kazanımları şunlardı. Bir veri grubuna ait merkezi eğilim ölçülerini bulur ve yorumlar, grafik oluşturur ve yorumlar, matematiksel problemi çözmek için strateji geliştirir. İşte bir takım yaratıcı drama teknikleri, doğaçlama, rol oynama, öğretmenin role girmesi, eş zamanlı doğaçlama, kafes sesi ve donuk imgeydi. Isınma ve hazırlık aşamasındaki etkinliğim şöyle başlıyor. Katılımcılar çember olur. Ardışık olarak 5'e kadar sayarak 5 grup oluşturulur. Eğitmen katılımcılardan küçük gruplarda sırasıyla eğlence parkında yer alan bir aleti devinimsel ve sesli olarak canlandırmalarını ister. Önce tüm gruplar sırayla ardından bütün gruplar eş zamanlı canlandırmalarını bir müzik eşliğinde yaparlar. Arkadaki müzikte de işte bir Luna Park'ta en çok çalınan müziklerden birkaç tanesi seçilerek süreç yapılandırılır. Canlandırma aşamasında katılımcılar alanda serbest dolaşır. Eğitmen, burası bir eğlence parkı ve siz de bu parkta çalışan bir seyyar satıcısınız. Kendinize bir rol seçin ve şimdi o rolde bir slogan ile o ürünü satın der. Tüm katılımcılar eş zamanlı doğaçlama yapar. Katılımcılar eğitmenin yönergesiyle donarlar. Eğitmen karışık olarak katılımcıların omuzlarına dokunur ve rollerini canlandırmalarını ister. Sırasıyla tüm katılımcılar canlandırmalarını yaparlar. Bu süreçte aslında eğlence parkında ilk etkinlikle biraz bedensel bir etkinlikle bedensel olarak ısınmak ve biraz o ambiyansı, o atmosferi yaşamak üzerine hazırlanmış bir etkinlik. Burada da biraz role giriyorlar artık. Her bir katılımcının bir seyyar satıcı istedikleri bir seyyar satıcı rolünde bir ürünü o anda pazarlamak üzere kendilerini o rolde canlandırmaları isteniyor. Üçüncü etkinliğimiz eğlence parkı seyyar satıcıları ve işletme sahibi. Eğitmen role girerek sevgili çalışanlarım, bildiğiniz gibi geçen yaz bu eğlence parkında bu işletmeyi kurdum. Sizler park içerisinde dolaşarak patlamış mısır, dondurma, haşlamış mısır, kuru yemiş, oyuncak ve meyve suyu satıyorsunuz. Geçen sene sizlerin emeğiyle oldukça iyi bir sezon geçirdik.
Bu yaz parkımıza gelen müşteri sayımızda ciddi bir azalma oldu. Maaşlarınızı ödemekte ve işletme olarak ayakta kalmakta zorlanıyoruz. 6 ayrı ürün satışında toplam 18 kişi çalışıyorsunuz. Bu yıl parkta sadece 4 ürün satışında çalışacak 12 elemanla yoluma devam edeceğim. Hangi ürünlerin satışını iptal edeceğimi ve haliyle kimlerin işten çıkarılacağını karar vermekte zorlanıyorum. Tek istediğim adil olmak ve kimsenin hakkını yememek. Sizi neden işten çıkartmamam gerektiği konusunda kendinizi savunmanızı istiyorum. Buyurun, söz şimdi sizde diyerek kısa bir konuşma yapar. Grup olarak işletme sahibine bir isim verilir. Bir önceki etkinlikte aynı seyyar satıcı rolünde doğaçlama yapan katılımcılar bir araya gelir ve kendilerini savunarak gerekçelerle sırasıyla canlandırmalar yapar. Buradaki ürünler, yani patlamış mısır, dondurma gibi ürünler, açıkçası süreçte değişiklik gösteren ürünler. Burada lider süreçte bir önceki etkinlikte ortaya çıkan canlandırmalardan bu süreci hemen yönetiyor. Yani patlamış mısır gerçekten çıktıysa patlamış mısır, dondurma vesaire gibi süreçte açıkçası değişiklik gösterebilir. Gruptan gruba değişiklik gösterebiliyor ürünler. Eğitmen burada tamamen spontan. Satıcılar neden işten çıkmamalarıyla ilgili olarak kendi deneyimlerinden kişi işte bir takım olabilir durumları savunarak canlandırmalar yapıyorlar. Eğitmen tekrar role girerek hepinizi dinledim. Muhasebecim geçen yıla ait mali kayıtları inceleyerek parkın yoğunluk durumuna göre her ürün grubunun satışından elde edilen geliri bir tablo haline getirdi. Biliyorsunuz bir de geçen yaz parka gelen çocuklara en çok hangi ürünü almak istersin sorusuna verdikleri yanıtlar üzerinden bir eğilim belirlemeye çalışmıştık. İşletme açısından en doğru kararı vermek istiyorum diyerek grupların verileri incelemelerini ve daha bilimsel bir yaklaşımla karara varmak istediğini dile getirir. Bu süreçte katılımcılara hesap makinesi, kağıt, kalem dağıtılır ve veriler üzerinde düşünmeleri için zaman verilir. Verilerden kastettiğimiz tablolar bunlar. Bu problem aslında bir modelleme problemi. Beste hocamla herhalde örtüşen noktalardan bir tanesi bu. Leşin ve arkadaşlarının Beyond the Constructivism kitabında yer alan Yaz Summer Job isimli modelleme problemini ben biraz farklılaştırdım. Ama kurgu çok benziyor oradaki kurgu. Burada işletme sahibi kendilerini savunmalarından sonra gruplara bu tabloyu, burada geçen yaz işletmeyi kazandırılan para, parkın yoğunluğuna göre çok orta ve az olacak şekilde bir yoğunluk durumunda kazandırılan para miktarını, bu ürünler gene bu süreçte ortaya çıkan ürünler, bu kısmı aslında boş kalıyor ve süreçte lider ortaya çıkan ürünlerden burayı hemen dolduruyor. Ama bunlar çok uçsuz bucaksız değil. Yani bir parkta satılabilir ürünler zaten bellidir. Sadece bazı isimleri değişiyor. Yani meyve suyu değil de su diyorlar. Oyuncak değil de işte ışıldaklı veya lambalı oyuncak, kılıç ne derler, ışın kılıcı vesaire gibi işte farklı isimlendirmeler varsa onlar yaygın kullanılan biz başka şeyler varsa ona göre değişiyor. Kuru yemiş değil de çekirdek diyorlar gibi. Ele alınan tablo bir bu. Bir de geçen yaz yapılan bir anket sonuçları var. Parkta en çok hangisini almak istersin sorusuna verilen yanıtlar. Patlamış mısır için, yine dondurma için, haşlanmış mısır gibi bir takım ürünlerin bu tabloyla hangi ürünü daha çok çocuklar almak istiyor ona dair bir eğilim tablosu bu. Evet, katılımcıların grup olarak veriler üzerinde çalışmasından sonra bu süreçte katılımcılar gruplara ayrılarak çalışıyorlar ve artık bilimsel bir veri üzerinden bir kararı varması isteniyor. Lider yeniden role girerek şimdi karar zamanı der ve satıcı gruplarının savunmalarını ister. Bu paylaşımdan sonra kafa sesi tekniğinde karara varmaya çalışır. Yani lider bir karara varacak, kimleri işten çıkaracak. O süreçte grupların matematiksel bir takım fikirleri ve düşüncelerinden yola çıkarak burada lideri yönlendirmeye çalışıyorlar. Akabinde bir arı değerlendirme var. Süreç içerisinde hangi haklı gerekçeler çıktı? Bu gerekçelerle hangi ürün grubunun satışına son verilmeli? Parkın sahibi adil davranmış olur mu? Bilimsel yöntemler kullandığımızda hangi ürün grubunun satışına son verilmelidir? Bu süreç içerisinde hangi yöntemleri kullandığınız gibi sorularla ara bir değerlendirme yapılır.
Dersin sonundaki değerlendirme aşamasında da eğitmen değerlendirme süreci için katılımcılardan sürece dair hazırladığı formları doldurmalarını ister. Formda yer alan sorular şunlardır. Problemin çözümünü detaylandırarak anlatınız. Süreç içerisinde ve problem çözümünde üzerinde düşündüğünüz, kullandığınız matematiksel kavramlar nelerdir? Bu kavramları kısaca tanımlayınız. Bu kavramları nerede ve nasıl işe koştunuz? Detaylandırarak açıklayınız. Neden bu kavramları kullanmayı tercih ettiniz? Merkezi eğilim ölçülerinden kullanmadığınız kavramları neden işe koşmadığınızı anlatınız. Bu sorularla süreç tamamlanır. Ben açıkçası bir de şey olması açısından, sürece dair fikir vermesi açısından ortaya konan matematiksel fikirler nelerdi? Onları böyle biraz kısaca yazdım. Gruplardan tabloyu okumak, yani tablo üzerinde bir istatistiksel bir kullanabilecekleri kavram olmadan sadece bakarak doğrudan tabloya göre karar veren gruplar vardı. Orta yoğunluktaki birim zamanda kazanılan miktar ve çocukların tercihine göre karar veren bir grup vardı. Yani yoğun işte tabloyu belki tekrar burada bitmek daha uygun olabilir. Çok orta ve az yerine sadece ortaya odaklanarak ortadaki kazandırılan para miktarı üzerinden aritmetik ortalama alınarak verilen durum vardı. Bir de tabii çok eğilim üzerinden, diğer iki tabloyu da değerlendirerek yapılan vardı. Çok veya orta az olana hiç bakmayarak tamamen ortalama alıp bütün Haziran ve Temmuz, Ağustos ayları üzerinden yoğunluk durumunu göz ardı edip bütün Haziran ayı içerisindekiler için, Temmuz ayı içerisindekiler için ve Ağustos ayı içerisindeki durum için aritmetik ortalamayı alan gruplar vardı. Buradaki tabii amacım benim açıkçası matematik eğitiminde dramanın kullanımına yönelik bir örnek plan yapma olduğu için öğrenciler burada daha çok sürece odaklandılar. Yani bunu yaparken bir matematiksel problem çözüyoruz ama demek ki böyle bir şey bu drama, böyle bu şeyi yapabiliriz. Size daha çok odaklıydılar. Dolayısıyla bunu bir istatistik dersi için ya da istatistik öğretiminde tam yeri geldiğinde kullandığımızda belki daha farklı çözümler ortaya çıkacaktır. Ama benim amacım da zaten burada çok doğru bir sonuçtan ziyade, net bir sonuçtan ziyade o süreci yaşamaları ve süreç içerisinde bir takım matematiksel fikirleri ortaya çıkarmalarıydı. Peki bu örnekten sonra matematik eğitimde yapılmış çalışmalar nelerdir? Hangi alanlarda daha çok, hangi düzeylerde daha çok ilgili biraz fikir versin diye ben şöyle biraz özetlemeye çalıştım durumu. Daha tabii açıkçası yöntem boyutunda yapılmış çalışmalar var. Yani okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen eğitimi düzeyinde, üniversite düzeyinde yapılmış çalışmalar var. Yöntem boyutunda ele aldığımızda daha çok başarı ve kalıcılığa bakılmış ve açıkçası sayılar, geometri ve ölçme alanında daha çok yapılmış çalışmalar mevcut. Aynı zamanda bu çalışmalar işte tutum, motivasyon ve kaygıya da bakılmış. Bunun yanında işte ilkokul düzeyinde matematiksel beceri, yetenek ve işlem becerisinin değişimiyle ilgili yapılmış çalışmalar da mevcut. Ben buraya sadece olumlu katkıları olanları koydum ama alanda bir iki tane de yani çok fazla yöntem olarak kullanıldığında başarıyı veya işte ele alınan değişken üzerinde etkisi olmayan çalışmalar da var. Ama çok az bunlar. Yani birkaç tanedir. Bir de şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Burada mümkün olan olduğunu tarayan çalışmaları koydum. Ama burada olmayan çalışmalar da olabilir. Yani benim buradaki amacım böyle çok detaylı bir içerik analizi değil. Sadece genel bir çalışmaların eğilimleri neler ve sonuçlarında neler bulunmuş. Bununla ilgili biraz fikir vermekti. Ortaokulda yine yöntem boyutunda yapılan çalışmalar var. Burada yine öğrenme alanında, bütün öğrenme alanında yapılmış. Yani sayılar, geometri, ölçme, cebir, istatistik ve olasılıkta yapılmış çalışmalar var. Yine benzer bir şekilde başarı ve kalıcılık için bunun yanında işte tutunma, öz yeterlik algısına, problem çözme becerisine ve el eğitimiyle ilgili yapılmış çalışmalar var. Ve modelleme süreciyle ilgili yapılmış bir çalışma da var. Ben drama ile ilgili çalışmaya başladığımda modelleme süreciyle çok örtüşüyordu. Ya acaba modellemeyle çok örtüşüyor, yapılabilir mi diye derken alan taramasında yapılmış çalışmalara rastladım. Aklın yolu birdir. Demek ki süreç aslında modellemeyle çok örtüştüğü için başka araştırmacıların da benden önce yaptıkları ve ortaya koydukları çalışmalar mevcut.
Lise boyutunda da gene trigonometri ve geometride yapılmış çalışmalar var ve gene başarıya bakılmış. Bunun yanına değer eğitimi için süreç içerisinde değer eğitiminde sağladığı katkı ile ilgili yapılmış çalışmalar var. Yüksek öğretim veya öğretmen yetiştirmede matematik öğretmenliği için ve sınıf öğretmenliği için çalışmaları denk geldim. Bunlar içerisinde problem çözme, iletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme becerilerine etkisi bakılmış ve yine olumlu sonuçlar bulunmuş. Motivasyon ve başarılarını katkısına bakılmış ve yine olumlu sonuçlar bulunmuş. Drama eğitiminde matematik öğretmenleriyle mevcut sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yapılmış çalışmalar var. Ders planlarının incelenmesi üzerine çalışmalar mevcut. Tabii ilköğretim ve okul öncesiyle yapılmış çalışmalar kıyaslandığında lise düzeyinde ve üniversite düzeyindeki çalışmalar biraz daha az. Üniversite düzeyindeki çalışmalar daha çok öğretmen yetiştirme, eğitim üzerine var. Matematik tarihiyle ilgili yapılmış çalışmalar da var. Ama üst düzey matematik derslerinin yapılandırılması ile ilgili çalışmalara rastlamadım açıkçası. Yani bir kalkülüsün yaratıcı drama ile ele alındığında etkilerinin değerlendirildiği veya araştırıldığı bir çalışma mevcut değildi. Birkaç tane alanda yapılmış meta analiz çalışmalarının sonuçlarını sizlerle paylaşmak isterim. İlköğretim matematik derslerinde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinin akademik başarıya etkisinin araştırıldığı bir meta analiz çalışmasında ilköğretim matematik derslerinde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinden akademik başarı açısından öğretmen merkezli öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu ortaya konmuş. Bu alternatif öğretim yöntemlerinden bir tanesi de yaratıcı drama. Yine bir başka çalışmada da bu sadece matematik için değil ama 40 tane çalışma, bunlardan sadece 5 tanesi matematik. Ama yine yaratıcı dramanın başarı üzerinde etkili bir yöntem olduğu sonucu da bu meta analiz çalışması içinde bulunmuş. Berna Hoca'nın son zaman yani 2016 en yakın tarihli olan bir çalışması var ve çalışmada da işte Türkiye'de 2016 yılına kadar yapılmış çalışmalarının bir meta analiz çalışmasını yapmış. Türkiye'de uygulanan drama temelli eğitimin matematik başarısına etkisini araştırdığı meta analiz sonuçlarına göre yarışı drama yönteminin matematik başarısını arttırmada oldukça etkili bir yöntem. Öğrenim kademesine göre incelendiğinde akademik başarılarda en yüksek etki büyüklüğünün okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde olduğu belirlenmiş. Matematik dersi konularına göre oluşturulmuş grupların etki büyüklükleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış. İstatistiksel olarak anlamlı fark çıkmamasına rağmen öğrencilerin başarılarını arttırmak amacıyla yaratıcı drama temelli eğitimi sırasıyla ölçme, geometri ve sayılar konusunda gerçekleştirmenin daha çok etkili olduğu belirlenmiş. Tabii Berna Hoca'nın bu çalışmasında cebir öğrenme alanındaki çalışmalar yoktu ama 2016'dan sonra cebir öğrenme alanında ortaokul düzeyinde çalışmalar da yapılmış. Dolayısıyla belki yeni bir meta analiz çalışmasının yapılmasına da bu noktada ihtiyaç duyulabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Süreci açıkçası bu şekilde anlatmaktan başka çarem olmadığı için anlattım ama umarım bu şekilde ele almak yarışı dramayla ilgili fikir vermiştir sizlere. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sonay Hocam. İlginç bir yöntemle matematik öğretiminin de mümkün olduğunu göstermiş oldunuz aslında. Yine hocam eğer uygunsa sunumunuzu bizimle paylaşır mısınız gene? Tabii hocam paylaşırım. Koymamızın tabii sakınca yok. Tamam hocam. Çok tabii teşekkürler. Sonay Hocam benim bir sorum olacaktı. Bu ilk denemeyi aslında sunumdan sorayım. Sunumunuzda şeyi göstermiştiniz, bu Luna Park'ta geçen bir etkinliği. O etkinlikte ben mi yanlış gördüm? O etkinlik kaç yaş için? Sanki 18 ila 20 yaş arası 20 tane katılımcı gibi okudum. Evet, evet hocam, sunumu tekrar açayım. Bu bir modelleme problemi. Aslında ortaokul öğrencileri için yapılmış ama daha önceki yıllarda biz modelleme dersinde benzer problemi öğretmen adaylarımıza uyguluyorduk. Ve açıkçası bizim öğretmen adaylarımızın zorlandığı problemlerden bir tanesiydi. Bu önceki deneyimlerimden yola çıkarak aslında öğretmen adaylarıyla da drama artı bu problem üzerinden oluşturulabilecek başka bir problemi ele alınmasını uygun buldum. Çünkü öğrenciler yani her ne kadar basit gibi görünse de orada merkezi eğilim açılarından hangisini işe koşacaklarını, tabloyu nasıl yorumlayacaklarını konusunda zorlanıyorlar. Yani açıkçası Leş ve arkadaşları
bu problemi üniversite düzeyindeki öğrenciler için yapılandırmamışlar. Ama bizim öğrencilerimizin zorlandıkları problemlerden bir tanesiydi bu. Teşekkür ederim. Bir de yine bir jargon soracağım. Bu herhalde eğitimde kullanılan bir şey. Drama ile model eğitimi arasındaki, doğru mu kullandım? Bir cümlede söylediniz. Evet. Model eğitimi ile drama, yaratıcı dramanın kullanılmasını aynı çalışmada bakıyordum ama çalışılmış mı diye düşünüyordum, şu arkadaşlar çalışmış diye söylediniz. Soracağım şey şu, model eğitimi dediğiniz şey nedir? Önce model söyleyeyim. Eğitimi değil de model oluşturma etkinlikleri diyeyim. Model oluşturma etkinlikleri. Model oluşturma etkinliklerinin ne olduğunu sorsam. Yani hani bu eğitimde nasıl bir model, nasıl bir uygulama alanı var ya da hani. Buyurun. Aslında burada Beste Hocam dedi ya modelleme problemleri diye. Aslında modelleme problemlerinin ele alındığı bir süreç diyebiliriz. Problem çözümünden önce sürece dair biraz ısınmayla alakalı ele alınan problemin problemdeki kavramlara yönelik yani onda da böyle model oluşturma etkinliklerinde sürece dair ısınma, problemin çözümü ve akabinde değerlendirmenin yapıldığı bir süreç gibi düşünebiliriz bunu. O süreç açısından ele alındığında dramanın süreciyle çok benzerlik gösteriyordu. Dolayısıyla ben de sürece dair o dramatik durumları, modelleme problemleri üzerine oluşturmayı çok uygun bulmuştum. Bu aşamada işte dedim, aklın yolu bir alana baktığımda, biraz literatür taraması yaptığımda benzer çalışmalar olduğunu, modelleme problemleriyle yarışı dramanın ele alındığı bir iki çalışmaya denk geldiğimi söylemiştim. Aslında süreçte ele alınan problemler modelleme problemleri. Fakat bunu bir süreç gibi düşünebiliriz. Yani amacımız sadece problemi çözmek değil, grup çalışmasıyla matematiksel fikirleri o problem çerçevesinde çıkarmak, matematiksel ilişkilendirme yapabileceğimiz durumlar varsa akıl yürütebileceğimiz, yani zengin içerikli bir süreç düşünebiliriz. Bir problem çözüyoruz ama sadece problem çözmüyoruz. Grup çalışması var, matematiksel fikirler üretiyoruz, değerlendiriyoruz çözümlerimizi. Burada da mesela sonuç odaklı gitmez, süreç odaklı gideriz. Yani amacımız sadece sonucu bulmak, doğru bir sonuç bulmak değil de o süreçte matematiksel fikirler üretmektir. Ele aldığımız matematiksel modelleme problemi çerçevesinde. Bu bir öğretim metodu mu? Yani bir konuyu anlatmak istiyorsunuz. Kullandığınız metot mu model oluşturma? Hocam, yani problem değil. Yani bir yöntem olarak ama yani bu bir yaklaşım aslında. Yani öğrenme yaklaşımı diyebiliriz. İşte son zamanlar, aslında son zamanlarda değil. Yani bunun bir hani son zamanında ne kadar son? Yani bir 10 yıllık geçmişi var belki. Modelleme problemleri çerçevesinde dersin yapılandırılması ve bir süreç içerisinde ele alınması. Yani bir öğretme yaklaşımı diyebiliriz aslında ama bunun bir yöntem veya teknik demek çok doğru olmaz. Anladım. Buyurun. Beste Hocam da sakıncası olmayacaktır. Evet. Modellemeye bir öğretim metodu olarak bakmak çok doğru olmayacaktır. Mesela az önce Müge Hocam da çok güzel bir şey söyledi. Bu bizim tipik matematik anlayışımızı yansıtıyor. Konuyu konuşabilmek için modelleme istemiyoruz. Modelleme problem bazlı eğitimin, yani modellemenin kendisi müfredat şey değil, bir yöntem değil. Yani mesela istersem görsel kullanırım, istersem modelleme kullanırım değil. Modelleme eğitime bambaşka bir yaklaşım. Öyle ki konu odaklı değil, problemin kendisini orijin olarak kabul etme odakları. O problem üzerine çalışırken ortaya çıkan konuları ondan sonra ayrı ayrı düşünebiliriz, araştırabiliriz. Ama konu burada sonuç, ilk basamak değil. Yani mesela ben fonksiyon konusunu çocuklar anlasın diye yapmıyorum. Fonksiyon ile ilgili gerçek bir hayat problemini çözerken fonksiyon kavramına ihtiyaç duyma gerekliliğini modelleme ile ortaya çıkarıp ondan sonra da bütün bu tamam olmayan, eksik kalan modellerimiz, mesela bir tablo çıkardığımızda bile değil mi, o tablonun bir sınırı olacak, bir başlangıç ve son noktası var. Ama fonksiyon bize bunun genel davranışını söylüyor. İşte matematiğe bir idealizasyon olarak geçiş modellemede çok daha organik ve içgüdüsel bir şekilde oluyor. Yani bu hani bizim bildiğimiz matematik eğitimini tepetaklak etmek demek aslında.
yani deneyimi öne sokup matematiksel konuları ve matematiksel tanımları ve kuralları o problem çözme aktivitesinden ortaya çıkan sonuçlar olarak değerlendirmemize modelleme diyoruz aslında. Bir problemle başlayıp ondan sonra o problemi tartışırken gerekli ihtiyaç duyulan kavramlar ve konuları vermek. Aynen öyle, evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam burada tabii ben gramayla bu modellemeyi karıştırdım. Böyle bir kafa karışıklığı belki ben de oluşturdum ama ben kendi deneyimi orada paylaşmak istemiştim. Dramatik durumları, yarısı dramada o canlandırmaya esas olan durumlar aslında dramatik durumlar. Dramatik durumları da bulabileceğimiz kaynağımız bu tarz problemler. Ben o yüzden açıkçası bu problemler üzerinden yapılandırdım ama süresalca modelleme problemler üzerinden gitmeyebilir. Yani tarihsel bir durum olabilir, günlük hayatta matematiksel ele aldığımız o kavramın yer bulduğu bir bağlam olabilir, bağlamsal bir şey olabilir, bir olay olabilir. Evet, evet. Modellemenin asıl tanımı o. Ve ben aslında modelleme ile drama arasında direkt bir ilişki görebiliyorum. Mesela benim İşte hocam aynen. Ben de o ilişkiden yola çıkarak aslında. İnceleyen kapsamında bir çocuk bir problem durumunu vücudu ile temsil ettiği etmesiyle çıkıp oraya bir grafik çizmesi arasında hiçbir fark yok. Orada vücut modeli oluyor işte dramada. Anladın mı? O oradan çıkan matematiksel örüntülere de ondan sonra bu modelleme durumunu matematiği diyoruz gibi. O yüzden çok yakınlar aslında birbirine. Birlikte evet, çok... evet. Evet hocam aynen. Yani aslında süreç olarak ele aldığımızda da çok benzer şeyleri var. Yani ısınma süreci, değerlendirme o. Mesela canlandırma değil de orada da problemin en yoğun olarak çalışıldığı bir durum var. Evet. Dolayısıyla ben de bu ilişkiden yola çıkarak aslında örneğimde bir modelleme problemiyle yapılandırdım. Ama dediğim gibi süreç sadece modelleme problemiyle yapılandırılmaz. Ben belki işim kolayına kaçtım. Çünkü modelleme problemlerinde o dramatik durumlar oluşturulabilir yapılar. Ama dediğim gibi başka bir şey de olabilir. Yani bir matematiğin tarihinde olan bir bilim adamının yaşadığı bir çetrefilli bir durum olabilir mesela. O dramatik durum kendisiyle yaşadığı çelişki, bilim dünyasıyla yaşadığı çelişki ele alınabilir. Yani o bir kavramın o çıkmasındaki sancılı bir durum bile dramatik bir durum çerçevesinde ele alınabilir. Bu yüzden de bir karmaşa olmasın yani. Yarısı drama ve modelleme süreci çok benziyor ama başka türlü durumlarla da ele tabii ki alınabilir. Evet. Peki. Teşekkür ederim, sağ olun. Tuncay Hocam size söz vereyim, sonra Damla Hocam siz bir söz almak istediniz sanırım. Buyurun Tuncay Hocam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Galiba. Buyurun. Hocama da, Zeynep Hocama da teşekkür ederim. Dikkatle dinledim ben de. Ben de pür matematik eğitimi aldım. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm mezunuyum. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Optimizasyon konularında ve türevleri şeklinde çalışmalar yapıyorum. Şimdi matematikte bu öyle güzel söyleniyor ama her konu için bu mümkün olmuyor. Yani örneğin işte Zeynep Hocam da bir cümlesinde bahsetti galiba. Türev konusunu ele alacaksınız. Şimdi siz bunun anlamını, limitle olan ilişkisini vermedikçe bu nasıl olacak ki? Yani bu söylediğiniz şöyle olacak. Her konu mümkün olmayacak. Yani diyelim ki tamam modelleme çok önemli. Zaten optimizasyonda bizim de yaptığımız o. Fakat yüksek lisansta diyelim ki öğrenci geliyor bize. Öğretmen diyelim başvuruyor. Matematikle ilgili en basit şeyleri soruyorum. Onlardan yanıt alamıyorum. Nedeni de anlamını bilmeden ezber işlemler oluyor. Örneğin türev konusunda işte öğrenciye türev kuralını verirsiniz. Türevin her türlü esprisini verirsiniz. Yani kural anlamında. Öğrencinin analitik düşünce yeteneği varsa üçüncü türevi de alır, beşinci türevi de alır, her şeyi yapar. Ama üçüncü türev ne işe yarar? Onun anlamı nedir dediğiniz zaman size öylece bakar. Yani türev nedir dediğiniz zaman öylece bakar. Bırakın onu, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, bir reel eksenin oluşması, kartezyen koordinat sistemi, üç boyutlu uzay ve nihayet n boyutlu uzaydan bahsettiğiniz zaman eğer siz bunların temellerini bilmezseniz bunun Öklid'den itibaren alırsanız, Descartes'ı şunu bunu alırsanız onun mantığını vermedikçe
Yani kartezyen koordinat sistemi ne işe yarıyor? Bunun mantığını vermedikçe, örneğin nokta boyutsuz bir şeydir. Bunun boyutsuz olmasına rağmen işaretliyoruz mesela, değil mi? Boyutsuzdur diyoruz ama işaretliyoruz. Bunun mantığını vermedikçe, boyutsuz olmasına rağmen nasıl işaretliyoruz, bunun anlamı nedir vesaire gibi kavramların özünü, mantığını vermedikçe yapılan her şey bir şekilde ezber olur. Bunu ezberden öteye geçmez bu işler. Dolayısıyla ben fakültede, fen fakültesinde okurken bunun anlamını gördün mü? Hayır, görmedim. Başladılar bize işte teorem ispat falan filan. Tamam, belki bir analitik düşünce yeteneğimiz gelişti ama ben bunların sancısını araştırma görevlisi olduktan sonra çok çektim ve oturdum. Yıllardır bunların anlamını araştırıyorum ben. Bu nedir, nereden çıkmıştır, şudur, budur bilmem ne. En basit konularda bile aslında o konunun basit olmadığını anlıyorsunuz. Yapılan çalışmaların derinliğine inildikçe daha da böyle az bir bilgiye sahip olduğunu görüyorsunuz. Fazla uzatmayayım lafı. Yani yapılan şeyler tabii ki çok güzel, olması da gerekir. Fakat bunu bir öğretici, artık kimse matematik öğretmeni alıyorsa veya matematik bölümünü bitirdikten sonra bir öğretme yetisine sahipse, bunları böyle anlamını bilmeden sadece hani böyle modellemeler vesairelerle gidersek sanki hani sonucu yapmış oluyoruz, özü kaçırıyoruz gibi geliyor bana diye düşünüyorum. Birazcık bilgi verin. Ben yıllardır yani bunların anlamlarını anlatırım, açıkça söyleyeyim. Evet. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama böyle anlamlarını anlatarak gidiyorum ben. Yoksa olmaz ki. Yani o irrasyonel sayıların nereden çıktığını tam olarak böyle biliyorum diyen ben çok fazla kişiye maalesef rastlamıyorum. Hani herkes diyor ki işte irrasyonel sayı budur falan. Bu yeterli midir Beste Hocam, Zeynep Hocam, diğer değildir. Hocalar? Bu yeterli midir değildir. Yani? Değildir. Yeterliyse o zaman nasıl olacak ya? Yani? Teşekkür ederim. Sizin ortaya koyduğunuz sorunlar gerçek. Yani gerçek ve öyle ki sayı kavramını anlamada kavramsal anlama eksikliği artık üniversite seviyesine geldiğinizde katlanıyor. Rasyoneller de giriyor buraya, fonksiyon da giriyor. Hani orada o yüzden üniversite seviyesinde bir anlamda türeve geldiğimizde bütün türevi oluşturan alt kavramlarda da anlama eksikliği olduğunda işimiz çok zor bir hale geliyor. O yüzden biz zaten mümkün olduğunca erken yaşta, yani K-12 eğitiminde kavramsal anlama odaklı, test çözme odaklı olmayan bir matematik eğitimi sistemi öneriyoruz. İkincisi, modelleme ya da drama, hani eğitim çocuklar için ilginç hale getirecek lay lay lom eğitim yöntemleri olarak düşünülmemesi gerekiyor derken, benim kastetmek istediğim tam şu. Şimdi eğitim bölümlerinde çalışan araştırmacıların artık çok iyi bildiği bütün çocuk, ergen ve yetişkin gelişimi ile ortaya konmuş olan özellikle yapılandırıcı teorilerde biz şunu biliyoruz. Hiçbir çocuğa, hiçbir öğrenciye öğrenmesini dediğimiz ilişkiyi dahi söyleyerek anlatamıyoruz. Yani o çocuğun bireysel deneyimlemesi gerekiyor. Biz müfredatımızda bir sayı kavramının ya da bir türev kavramının ya da bir fonksiyon kavramına başta niye ihtiyacımız olduğunun içgüdüsünü çocuğa vermiyorsak, ondan sonra fonksiyonun tanımını yapıp bir sürü örnek verdikten sonra niye anlamıyor diye şaşırmamalıyız. Tersine modelleme ve drama gibi aktivitelerin asıl amacını Amerika şöyle tanımlıyor ve bence bu hoş bir tanım. Çocuğa matematikçi deneyimi verme. Çünkü matematikçiler aslında oyuncu. Onlar da drama yapıyor. Onlar da oyun oynuyor. Bir matematik bir problem üzerinde çalışmadan bir sorunu çözmek için durup dururken ortaya çıkmıyor ki. Matematikçiler hata yapıyorlar, beyin jimnastiği yapıyorlar ya da gerçek bir sorun çözmeye çalışırken bir sürü sorunla karşılaşıyorlar. Ve bu bir nevi bu sorunu çözme oyunu. Ve biz çocukları buraya kanalize ettiğimizde bir problem çerçevesinde bir dakika, senin grafiğinle benimki farklı, senin kullandığın sayılarla benimki farklı. Peki bu problemi en genel geçer şekilde
imgeleyebilmek için hangi grafiği seçeceğiz ya da hangi tablo doğru gibi bir konuşmada bir anda bir şey ortaya çıkıyor ki reprezentasyonun üstüne çıkmamız gerekiyor. İşte bu kavram gerekliliğini organik bir şekilde çocuğa bir kere gerekiyor. Ve bahsettiğiniz nokta konusunda da harika bir şey var. Niye noktanın matematik tanımı boyutsuz olarak tanımlarken biz illa onu işaretleme gereği duyuyoruz? Çünkü matematikte kavramları biz hiçbir zaman kavram olarak algılama kapasitesine sahip değiliz. Bu bizim biyolojimiz buna izin vermiyor. Biz matematikte kavramları sadece görsel imgeleriyle çalışıyoruz. O yüzden de çocuklar mesela grafiğe fonksiyon diyor. Aslında grafik eşittir fonksiyon değildir. Tablo eşittir fonksiyon değildir. Tablo veya grafik sadece fonksiyonu imgeler. Fonksiyon işte o kavramdır. Bütün çizimleri birbirinden ayırt edip bunlara fonksiyon diyoruz, bunları demiyoruz diyen o kavramdır. Ve çocukların bir kavramla ilişkisi genelde şöyle. Matematikte kavramlar, matematikçilerin matematiksel aktivitede seneler, yüzyıllar boyunca uğraşmalarından dolayı çıkan, ortaya çıkan ürün olarak düşünülürse matematik tarihinde, biz o ürünü eğitim kontekstinde ilk başta ortaya konmuş şey olarak veriyoruz. Yani matematik aktivitesinin son ürünü olan kavramı biz, bu zaten hep buradaydı ve bütün kavramlarda problematik olmayan bir şekilde böyle tanımlanabilir. Şimdi bunun üstüne örnek çözelim diye tanımlıyoruz. Yani çok yanlış yapıyoruz. Mesela tarihine bakarsak matematiğin, kalkülüs kontekstinde matematik tarihinde ilk başta alan kavramını görüyoruz. Alan, yani integralle bağlaştırın siz onu. Ve bu alan öyle bir çalışıyor ki kare gibi, circle gibi, hani ideal olmayan, dağınık olan alanları çalışırken küçük küçük karelere bölüyorlar. Buna üniversite seviyesindeki matematikçi şunu çok iyi biliyor. Burada Riemann sum oluşumu. Evet. Aristotle döneminde başlıyor. Ve bu tüketme metodu dediğimiz. Tanesini, evet, bir araya getirirsek alanı tam olarak söyleyebiliriz. Infinitlimini. Ama Aristotle o zaman sonsuzluğa potansiyel olarak bakıyor. Yani sonsuzluk kavramı daha yok. Ama buna bir ihtiyaç oluşuyor. Riemann sum'un formal definisyonu, tanımı yok. Ama buna dair bir içgüdü oluşuyor. Ve biz buradan Riemann'ın tanımına ne kadar süreyi bin yıllarca bekliyoruz. İkinci konu fonksiyon oluyor. Üçüncü konu tarihte türev. Dördüncü konu limit. Yani matematik tarihi limitle bitiyor aslında kalkülüs konseptinde. Biz nasıl başlıyoruz müfredata? Fonksiyon, limit, türev, integral, dizi ve seri. Yani organik matematik gelişiminin tam tersi sırayı biz pedagojik gelişim yapıyoruz. O yüzden bu bağlamda gerçekten modellemeyi, çocukların fiziksel, görsel alanda oyun oynama alanlarını, problem çözme alanlarını matematik yapmamak olarak düşünmememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Matematiğin içinde olmanın belki de gerçek tanımı bu. Beste Hocam, size bir şey daha sorabilir miyim sonra? Tuncay Hocam, isterseniz önce Sonay Hocam'ın eklemek istediği bir şey var mı? Ona tabii. Buyurun. Ben Tuncay Hocam'ın şu tespitine çok katılıyorum. Yani her konu, matematikteki ele alınan her konu dramayla verilmez. Yani buna ben de hemfikirim. O hani matematik icat mıdır, keşif midir kısmı vardır ya, ve matematikçilerin hep ayrıldığı bütün kitaplarda böyle ilk girişte olur. Yani o işte icat dediğimiz kısım için açıkçası drama bazen çok uygun olmayabilir. Yani hani tamamen insan beyninin ürünü olabilecek alanlar için uygun olmayabilir. Ama yani okul matematiğinde ve işte belki o uygulamalı kısımlara denk gelen mühendisliklerde, yani alan içerisinde bulabileceğimiz, günlük yaşamla ilişkisi kurabileceğimiz alanlarda neden olmasın, yapılabilir. Kavram tartışmasını hani çocuklar hep der ya, ya da öğrenciler, üniversite öğrencileri bile der, biz bunu niye öğreniyoruz? İşte sen bunu bu yüzden öğreniyorsun. Bunun en güzel cevabı belki de işte bu tarz problemleri ya da daha yenilikçi drama ile o dramatik durumlar içerisindeki matematiği vermek, çocuklara bu cevabı yaşadıkları süreçte vermenin en güzel, en etkili yolu. Yani işte bu yüzden öğreniyorsun sen bu matematiksel konuyu diyebilmek. Yani kavramları, tabii ki bazı kavramlar öğretmenin sunmadan öğrencinin kendilerini keşfedebileceği kavramlar değil. Evet. Mesela benim örneğimde de öyleydi. Yani benim amacım orada merkezi eğilim ölçülerinden işte aritmetik ortalama, tepe değer, ortanca değeri işe koşabilmeleri. Çünkü bunu biliyorlardı istatistik dersinde. Burada hangilerini işe koşabilecekler? Sence aritmetik ortalamayı mı alacak? Onları hiç kullanmayıp böyle bir genel bir bakıp işte çok da bilimsel olmayan, ya evet sanki şurası daha çok, daha yoğun olduğu yerlerde çok daha para kazandırmış, o yüzden bunu alalım mı, yoksa gerçekten o istatistiksel, Beste Hocam'ın dediği gibi okur yazarlık aslında, yani
o veriler üzerinden grafik oluşturabilir, onlarla haşır neşir olup ya şurada şu kadar başka parametreler koyabilir. Yani çok yoğun, çok için yoğun, yani çok yoğun olduğu için bir başka parametre, az yoğun olduğu için bir başka parametre koyup yorumlayabilir ya da işte daha yüzeysel bir yorumlama yapabilir. Burada tabii ki kavram bilgisi önemli. Yani kavramı bilmeden, aritmetik ortalamayı bilmeden sen ona bunu verirsen tabii ki yapamayacak. Ama burada yani öğretmenin sunabileceği bir kavram var ama işte o kavramın daha çok pekiştirilmesi, ilişki kurabilmesi, günlük hayatta başka alanlarla matematiksel fikirler üretebilmesi için bu tarz yaklaşımlar aslında bayağı zengin bir içerik sağlıyor. Bir de burada çok uzattım biliyorum ama bu benim ele aldığım durumdaki, yani bunu bir normal bir problem gibi verseydim sadece şeyleri yorumlayıp bırakacaklardı. Ama benim deneyimlediğim ve beni çok heyecanlandıran başka bir şey olmuştu süreçte. Mesela işte bayağı dezavantajlı bir grup da var orada veriler üzerinde. Şunu dediler, tamam bizim durumumuz bu, yani biz çok para kazandıramamışız. Çocuklar da çok fazla seçmiyor. Biz size şunu söz veriyoruz deyip orada matematiksel bir takım geleceğe dönelik şeyler verdiler. Yani parkın şöyle olduğu durumlarda biz şu kadar şey satacağız, şunu satacağız gibi. Yani şeyin de dışına çıkarak, benim onlara sunduğum o bağlamın dışına çıkarak kendi deneyimlerinden, fikirlerinden yola çıkıp bir üstte neler var, neler yapılabilir, onunla ilgili matematiksel fikirler ürettiler ki bu benim için çok heyecanlandıran bir durumdu açıkçası. Teşekkürler hocam. Şenol Bey'in bir sorusu vardı. Bir de Damla hocam, siz söz istemiş miydiniz? Buyurun Damla hocam. İstemiştim. Evet istemiştim. Hocam, Beste hocam ve Soner hocama özellikle bunu sormak istiyorum. Bu anlattıklarınız sanki bana şeyi anımsattı. Gerçekçi matematik eğitiminde Freud'un tanıdığı yatay ve dikey matematikleştirmeyi anlattı. Yani biz o zaman matematik eğitimini bu gerçekçi matematik eğitimi şekline getirebilirsek modellemeye de daha rahat ulaşabilecek miyiz? Modellemeye ulaşmanın tek yolu gerçekçi matematik felsefesini kullanmak değil, ama gerçekçi matematik model felsefesini incelemek bize modellemenin en iyi bir şekilde nasıl uygulanabileceği konusunda önemli ipuçları verebilir. Ama modellemeyi öne süren tek matematik eğitimi düşünce yapısı gerçekçi matematik değil. Onun dışında teori, sosyokültürel matematik teorileri de kullanılmış, diğer bir sürü aktivite teori var, semiotik teori var, işte söylem teorisi var benim çalıştığım ve bir de critical teoriler var. Yani bu matematiğin sosyokültürel yapıyı değiştirmekteki rolü üzerine odaklanan. Yani ama bu teorilerin hepsi farklı olsalar bile modellemeyi okey diyen teoriler. Yani hepsi modellemeyi öğrenimde, matematik öğreniminde önemli bir faktör olarak ortaya atıyorlar. Gerçekçi matematik bunun üstüne ayrıca odaklanıyor Damla dediğiniz gibi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Soner hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beste hocama katılıyorum. Ama burada tabii benim de söyleyeceğim şey sadece, yani dramada gerçekçi matematik eğitimini kullanıyoruz değil. Yani bu örnek için modelleme de örtüşebilir. Ama başka bir durumlarda açıkçası hani her zaman, yani yol gösterici ve şey oluyor yani gerçekçi matematik eğitim drama etkinlikleri için, ama olmazsa olmaz değil. Yani başka bir takım durumlarda eline alıyor. Yani dedim ya işte mesela matematik tarihi olabilir, bir kavramın oluşmasındaki o süreçteki sancılı durum bir kurguyla verilebilir. Yani yararlanıyor ama hepsi değil yani. Evet, teşekkür ederim. Evet, Şenol hocam siz bir söz almak istediniz, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Organizasyon için de çok teşekkür ederim. Çok faydalı konuşmalar dinliyorum, tartışmalar dinliyorum. Belki şöyle bir katkıda bulunmak isterim ben de. Tuncay hocamın söylemleri üzerinden. Hepimizin bildiği gibi hocalarım, matematik öğretiminin amacı matematik kavramlarının öğretebilmek. Aslında temel amacımız bu. Tuncay hocaya katılıyorum tabii ki. Bizim öğretim programlarımız ilkokuldan itibaren öğretim programlarımız kavramı öğretelim derken işlemsel anlayışa daha çok vurgu yapıyor. Biraz sorunumuz oradan kaynaklanıyor. Yani işte bir ortaokul öğrencisine 15 ile 25'in EBOB'unu bulunuz problemini sorduğumuzda öğrenci öğretmeninin anlattığı algoritmayla bu sorunun cevabını bulabiliyor. Ama bu öğrenciye işte 15'e 25 santimetre uzunluğunda bir dikdörtgen biçiminde bir bahçeniz var. Bahçenin kenarlarına eşit adımlarla ağaç dikeceksiniz. Acaba kaç tane ağaç fide dikeceksiniz? Ağaç fidesi dikeceksiniz. Kaç tane ağaç fidesine ihtiyaç var dediğinizde
Yine EBOB-ECO problemi üzerinden ya da o algoritmayı kullanarak bu problemi, bu sözel problemi matematikleştirmesini istiyoruz ama bunu yapamıyoruz. Bizim öğretim programımız gerçekten hani okuduğunu anlama bağlamında ya da matematiği işe yarar hale getirme bağlamında sıkıntılarının olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte öğretim programlarımız bu haldeyken matematiğin kavramlarının nasıl kavramsallaştıracağımız konusunda az önce hocalarım da söz ettiği çeşitli teoriler var. Ve öğretim metotlarımız da yöntemlerimiz de buna bağlı olarak gelişme gösteriyor. Ben şöyle olduğunu düşünmekteyim. Matematiksel model oluşturma etkinlikleriyle işte Sonay Hoca'nın anlatmaya çalıştığı yaratıcı dramayla aslında bu matematik kavramlarının nasıl işe koşulabileceği noktasında çok faydalı olabileceğine inanıyorum hocalarım ben işin doğrusu. Elbette biz matematiksel modelleme yapmayı öğretmek değil belki matematik eğitiminde birincil amaç ya da bu bir bakış açısı olabilir diye düşünüyorum ama daha çok bizim yapmaya çalıştığımız matematiksel model oluşturma etkinlikleriyle matematik kavramlarının gerçek hayat bağlamındaki problemlerin çözümünde nasıl işe koşulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Belki böylece şuna inanıyoruz. Matematik sadece işlemsel anlayışa dayalı işte sinüsün türevini alayım, kosinüs yazayım işte ve benzeri gibi işlemsel anlayışa dayalı problemleri çözmenin ötesinde günlük hayatın içinde gerçek bir problemi alıp onu çözebilme anlamında yaklaşımlar sunuyor diye düşünüyorum. Söylemek istediklerim bundan ibaret. Sadece katkıda bulunmak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, başka katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar var mı? O zaman ben her iki konuşmacımıza da çok teşekkür ederek herkes adına bir alkışla kapatmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam, tebrikler. Çok güzeldi konuşmanız. Konuşmanız için.